25'ten fazla bankanın başvuru noktası hangi kredi 10 numarayı sunar. Hangi kredi? Hangi kredinin sunduğu 10 numaraya hoş geldiniz. Öndür Özen'le birlikte 10 numarada bu kez biraz 10 numara tarzı dışında bir 10 numarayla karşınızda olmak zorundayız. Çünkü Dün e, hocam burada yayındaydık sizinle evet. de hoş geldiniz burada. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. E, dün burada yayındaydık Trabzonspor-Fenerbahçe maçının çıkışında e, maç olduğu söylenebilirse tabii izlediğimiz şeyin ve sonrasında maç sırasında sonrasında yaşanan olaylar e, İçişleri Bakanlığı'nın devreye girmesine kadar giden ve yaklaşık e, bir buçuk saat önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un camiayı olağanüstü genel kurula davet ettiği o genel kurulun gündeminin de ligden çekilmeyi de içerdiği bir gündem içerisindeyiz şu anda. Ben e, bu açıklamalardan önce ve sonra bugün geniş bir telefon trafiği yaptım. E, hem Fenerbahçe Kulüp tarafı, Trabzonspor tarafı, Samandıra, e, Türkiye Futbol Federasyonu... E, ...işte hukuk işleri, nasıl olacak bu cezalar hepsini anlatacağım size. E, konunun tamamına hakim olacağınız bir yayın sizi bekliyor ve... E, tabii ki işin uzmanı Önder Özen'le birlikte de bunun değerlendirmesini burada isteyeceğiz hocadan da programın son bölümünde e, tabii ki yine sizin sorularınız olacak hocanın performans piramidi olacak hazırsanız başlayalım beğenlerinizi yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar evet ben onu telefonlar gelmeye devam ediyor onu bir kapattım e, hocam sıcak açıklamayla başlayalım Ali Koç'un e, açıklamasıyla başlayalım saat 18:30 civarı 15 dakika öncesinde kulüp duyurdu. Ali Koç'tan bir açıklama geldi. Kulüp televizyonunda Tunç Elibol'la birlikte yayına çıktılar. Yönetim kurulu olarak toplanıp konuştuk. Artık bu iş çığırından çıkmıştır. Bu muameleye daha fazla tahammül edemeyiz. Dün ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Devam. Fenerbahçe söz konusuyken hiçbir şey son olmuyor. Şiddeti normalleştirmeye başlayan bir ülke haline geldik. Dün olanlara futbol açısından değil, büyük resimden bakın. Dün yaşananlar tamamen organizeydi. Ana sorumluya gelmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu. Olaylar büyüdü. Hakem hiçbir şey yapmadı. Hakemin hiçbir şey yapmaması tribünleri cesaretlendirdi. Goller gelince daha da cesaretlendiler. Futbol nabzını biraz bilen bir insan maçın nereye gittiğini görebilirdi. 2 Nisan günü genel kurula gidiyoruz. Yapmamız gerekeni yapmamız lazım. Kendi bağımızı kendimiz kesmemiz lazım. Az önce kulüpler birliğinden istifa ettim. Gerekiyorsa bir alt lige ineceğiz. Her gün ölmek yerine bir gün öleceğiz. Alt ligde oynar geri çıkarız ama herkes aklını başına alır. Gerçek anlamda yeter diyorum. Mehmet Büyükekşi burada lafı. Biz genel kurulda Fenerbahçe'nin nereye gideceğine karar vereceğiz. Bu iş böyle gitmeyecek. 3 ay sonra gidiyorsun diyen olabilir. Bu kararı alırsak bırakmıyorum. Ligden çekilirsek alt ligde şampiyon yapana kadar takımın başında olurum. Şampiyon olunca bırakırım." diyor. Sayın Başkan ne diyorsunuz hocam? İş buraya geldi. Bir yönetim kurulu toplantısından bahsetmiyor bu arada bir genel evet. kurul. Onların detaylarını anlatacağım şimdi ama işlerin geldiği noktayı nasıl görmek lazım? Evet. Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi ne demek? Yani o son nokta bence sayfa sayfa daha da... Tamam ıı, öyle yapalım. En azından bize bir yol gösterici olabilir. Daha derli toplu gidebilirim ben çünkü yani. benim kafam karışabilir. Şimdi yönetim kurulu olarak toplandık, konuştuk diyor. Bu iş çığırından çıkmıştır diyor. Haksız mı? Değil. İş çığırından çıkmıştır. Şimdi son 6 ayı düşünecek olursak, Türkiye Liglerinde neler olduğunu düşünecek olursak, iş gerçekten çığırından çıkmış. Yani hakem döven başkan mı görmedik? Hakem. Başkan. Yerde yatan adama tekmeler atanlar mı görmedik? Sahaya inen seyirciler mi görmedik? Veya insanlar işte varlıklar veya işte e, canlılar diyelim öyle bir insan deyince ayıp olacak. Milyon tane vukuat gördük ve Avrupa'da işte genelde Türkiye öyle çok haber olan bir ülke değil. Futbol söz konusu olduğunda spor sayfalarında haber olmaz bizim ülke, ülkemiz. Hı hı. Futbolcularımız işte Arda orada bir gol atarsa oluyor haber Türk oyuncu diye. İşte Kenan Yıldız İtalya'da uç, uçunca haber oluyor. Onun dışında işte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayınca, Fenerbahçe Konferans Ligi'nde bir şey var. zaman olacak. kalırsa bir şey, bir şey, bir şey bir ufak tefek haberler oluyoruz zaman zaman. Ama e, büyük fotoğrafa baktığımızda Avrupa'da, dünya ülkelerinde haber oluşumuz genellikle şiddet olaylarıyla hani sahada görmek istemediğimiz olaylar diye başlar ya cümle. O olaylarla gündeme geliyoruz. Dolayısıyla ...çığırından çıkmıştır bu gerçek. Bu sadece dün için değil, yıllardır var ama son noktaya geldik. Daha fazla tahammül edemeyiz. Ben de edilmemesi taraftarıyım. Edilmemeli. Dün ya bir futbolcu linç edilseydi ne olacaktı? Bu soruyu biz de soruyoruz. Gerçekten bu olabilir miydi? Şartlar uygun muydu? Uygundu. Sahada yaban yani sahada olmaması gereken 200-250 insan vardı. Hı hı. Ne işiniz var orada? onlara sormuyorum. Ben kuralları uygulamayan yetkililere soruyorum. Ne işi var o, o insanların orada? Olamaz. Olamaz. Yeşil alan o alana girmeye muktedir olanlara, e, o a alanda işini yapanlara, yapanların girebileceği bir yer. Onun dışında kimse giremez. Bu sağlanamamış. Güvenlik sağlanamamış. Dolayısıyla bu birinci sayfa. Evet katılıyorum, haklı. İkinci sayfaya geçebiliriz. Geçelim. Bu arada bugün e, yani dün akşam tam uçağın girişindeki Strabzon'a seyahat ettiniz. Milyon kere. Havaalanına giriyorsunuz. Havaalanı binasının önünde otobüs duruyor. Evet. İniyorsunuz. X-ray'den geçtiniz. Evet. Biletlerinizi okuttunuz. Kapıda beklediniz. Aprona girecek. Biletleriniz yırtıldı. Aprona geçtiniz. Öyle olmadı. Fenerbahçe o havaalanının kapısına gelmeden apron kapısından hiç çekinmeyin mekinleri evet. beklemeden evet. oradan sokuldu. Evet. Yani öyle bir vahim durum bu 90'lı yıllardan beri yaşanan bir durum değil. Ben ilk defa e, rastlıyorum, ilk defa duyuyorum. Normalde bu olmaz. Yani Lady Di'yi gelmediyse Türkiye'ye daha önce. Ya da e, can sağlığı işte. Ya da Ç ancak canını kurtarmak keyfidi, için. Evet. E, hayati tehlike varsa ancak bu yapılabilir. Bu yapıldı. Şimdi dün evet. akşam tam uçağın kapısında Fenerbahçe yöneticileri, e, işte Kemal Bey, Burak Kızılan konuştu zaten, Selahattin Baki yanındaydı, ee, Simler Türker Beyazıt, hepsi bir buçuk dakika civarında bir konuşma yaptı Burak Kızılan. Dedi ki devletimiz bizimle ilgilendi, ee, onların tavsiyesi üzerine uçan kapısında bu açıklamayı yapıyoruz. Herkes sakin olsun, bu artık adli bir vaka. Evet. Tema bu, sakin olun. Evet. Bugün sabah kalkıldı, kulüpte bir yönetim kurulu toplantısı yapılıyor, olağanüstü bir durum olduğu için. Tüm yönetim kurulu üyeleri orada, başkan Ali Koç orada ve diyorlar ki biz artık bu işi e, belli makamlarla, işte Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, ne <laughs> bileyim siyasetse siyaset, biz bu işi e, iletişimle, müzakereyle çözemiyoruz. Çözülmüyor bu. O zaman biz kendi camiamıza dönelim, yoksa Riyad'da olduğu gibi biz bu işin de mağduru ilan edileceğiz, e, camiamız karar versin bu duruma. Olağanüstü kongre kararı bu şekilde alınıyor. Bir zabıta tutulması gerekiyor olağanüstü genel kurulu. Hı hı. Tüm yönetim kurulu bugün kulüpte toplandı bu karar alındı. Şimdi 2 Nisan'da yani bizim belediye yerel seçimlerinden hemen sonra Fenerbahçe'nin seçimi var. Hı hı. E, genel olağanüstü genel kurullar Ülker stadyumu. Burada şimdi aidatlarını ödeyen bunun bir araştırmasını yaptım. Bir 14-15 bin'lik bir katılım gerekiyor. Bu... E, Kararın verilebilmesi için bunun saf çoğunluğu lazım. Yani çok bir... basit. 10 kişinin 6'sının el kaldırması evet. lazım. 10 kişinin 6'sı el kaldırdığında, Fenerbahçelik'ten çekilecek. Evet. Eğer ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı için e, yönetim kurulu ve denetim üye sayısının iki katından az olmamak şartıyla, aslında çok az bir katılımla bile yeterli. Tabii onun salt çoğunluğuyla belki de Fenerbahçe 50 kişi 50 oyla ligden çekilme ihtimali var şu anda 9 insanda. Evet. 2 insan olmazsa. Hı hı. Geldiğimiz nokta bu. Gerisini anlatacağım. Çok bilgi var arkadaşlar. Program içinde sayfa sayfa anlatacağım. Ee, nokta nokta gidelim. Trabzonspor tarafından da, TFF tarafından da, her taraftan da bilgimiz var. Evet. Şimdi bu sizin söylemleriniz arasında yani uç artık bu adli vakadır denmiş ya. Evet adli vakadır. Çok sayıda adli vaka var ama çözüm bekliyor bunlar. Henüz çözülmüş değil. Birçoğu çözülmüş değil. Yani geçmişe doğru gidersek çözülmemişlerin dosyasını şey olur. Yani e, kayıp dosyalar, kayıp vakalar var ya onun gibi bir arşiv oluşturmak zorunda kalabilirsiniz. 4 nisan saldırısı büyük etken zaten bu arada bu konuşmaların içinde. Ki. Çözülmüyor belli ki diyor Çözülmüyor. kulüp. Be belli bu arada ki... ben bunların hepsini bilgi olarak anlatacağım evet. arkadaşlar. Bu programda özellikle yorum yapmamaya özen göstereceğim ki en baştan belli olsun evet. tavrım. İletişimle çözemiyoruz diyor. Ben de aynı fikirdeyim. İletişimle çözülmedi. Birçok sadece bu vak vakada değil. Diğer vakalarda da iletişimle yani sorumlular göreve çağrıldığında da çözülmedi. Sorumlular göreve çağrıldı daha önce. Adli makamlar da çağrıldı. Ee, kolluk gücü de göreve çağrıldı. Futbol Federasyonu yönetim kurulu, disiplin kurulları veya kurullar bütün kurulları göreve çağrıldı ama... Çözülmedi. Şiddet bitmedi. Yasa var. 6222 diyor. Uygulanmıyor. Yasa zaten çöp. Çöp o. Hiç uygulanmadı. Yani ceza alan, yani gerçekten caydırıcı bir ceza alan yok. Rastlamadık henüz. rakışta şişesi atıldı tribünlerden. Bir çocuk yaralandı. Bir ceza görmedik. Adamlar, insanlar dövüldü. Soyma odasında bıçaklamalar oldu. Hakemler tartaklandı soyma odası koridorlarında. Altliklerden de bahsediyorum soyunma odasına kitlenen kulüpler oldu, takımlar oldu, ısınmaya çıkamayan ve kitlendiği için sahaya çıkartılmayan ekipler oldu. Ama bunların hiçbir tanesinde çözüm gelmedi. 6222 artık başvurulacak bir merci halinde değil. O yok. Onu yok saymak durumundayız. En azından ben çoktan yok saydım da Fenerbahçe kulübü de bugün yok saymış. Diyor ki iletişimle çözemiyoruz. Haksız mı? Çözemedi. Haklı. İletişimle çözülmedi sorumlular göreve çağrıldı ama sorunlar görevlerini yapmadı. 9 yıl oldu otururlar. Yıllardır sorması. yapmıyorlar. 9 yıl. Evet, yapmıyorlar görevlerini. E Ali Yerlikaya'nın tweet'ini bir verelim mi? Sonra bu Ali Koç'a devam edeceğiz ikinci sayfadan. E, biz dün programda Ali Yerlikaya'nın e, İçişleri Bakanımızın tweet'i hani biz soruşturmayı başlattık ve gerekli açıklamaları da bilgilendirmeyi de hemen yapacağız bir sonrakinde demişti. E, devamı olsun. 12 kişi gözaltına alındı. Geniş bir açıklama bu. Biz bu programda konuştuktan sonra bazı izleyicilerimiz e, alkışlamış, bazı izleyicilerimiz izleyicilerimizde e, ama yani bu olayların çıkması engellenebilirdi şeklinde eleştirisi de var. Biz burada daha çok daha önceden 62-22 ya da bu tarz hızlı aksiyonlar alınmamışken hızlı aksiyon alanı tebrik etmeye Doğru. yönelik bir tavır evet. sergilemiştik daha çok. Evet, aynen öyle. Hı. Aynen öyle. Bugünkü açıklamada e, 12 kişi gözaltında alındı. Devamlı anlatacağım olayların şey yaptığını. Biz Ali Koç'tan devam edebiliriz. Tabii zaten. ki o gözaltı sayısı muhtemelen artacaktır. Çünkü sahada olmaması gereken, o sırada orada olmaması gereken yüzlerce insan vardı. 12 tanesi gözaltına alındıysa daha yüzlercesi alınacaktır, alınmalıdır. Ee, soruşturmalıdır. Ee, organizasyon mudur yoksa müferrit midir anlaşılması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Ama en azından çabuk aksiyon alınması, çabuk harekete geçilmiş olması ve e, devlet makamlarının içişleri makamlarının çabuk tepki vermiş olmasını en azından ben olumlu buldum. Siz de olumlu buldunuz. Bu olumlu. Tabii ki se seyirciler de haklılar. Daha önceden önlenemez miydi diye. E şöyle düşünelim. Trabzonspor Kulübü'nün maç öncesinde açıklamaları var yönetim kurulu olarak. Fenerbahçe'nin açıklamaları var. Yani bir gerginliğin olmaması için tansiyonun düşmesi için karşılıklı iki yönetim kurulunun çabaları var. İsmail Hoca ve Abdullah Avcı'nın da çabaları var. Özellikle ben Abdullah maç öncesinde sakinlik vurgusunu birkaç defa yaptığını gördüm. Dolayısıyla artık oradan çıkmış konu. Yani yönetim kurulları sorumlu davranmış. Teknik adamlar sorumlu davranmış. Sahada futbolcular büyük oranda gerçekten sorumlu davrandılar. Bakın benzer şeyleri bu şiddette olmasa da ben yaşadım ikincilikte. Ben soyunma odasına kilitlendim. Isınmaya çıkartılmadım. Sıcak su verildi. Nasıl yani? Soğuk su kapatıldı. Hmm. Yani Duşa giremiyorsunuz. Duşa giremiyorsunuz değil. Yüzünüzü yıkacık, Her taraf buhar. Ve 30 derece Mardin sıcağında oynuyoruz yani maçı. Ee, bunları yaşadık. Böyle şeyler yaşadık. Oldu. Ee, ve azınlık psikolojisini biliyoruz. Yani Fenerbahçe'de daha sonra top oynayacak olan Şener Özbayraklı. O dönem benim sahabe Taç atmaya gidemedi çocuk. Türbünden yağanlar yüzünden. Hı hı. Ne var ne yok her şey atıldı. O psikolojiyi yaşadık biliyoruz. Malatya'da da başımıza geldi. Daha, daha, sonra sahaya, türlü 3000 kişi atladı sahaya. Soyma odasına gidildi. Maç yarıda kalacaktı. Yalvardılar. Tamam hadi oynasın. Koca şehrin kaderiyle oynamayalım diye. Tekrar sahaya çıktık. Niye koca kendi kaderini ee, çizmiş ya, olmuyor? Ya bir, bir sporcu gibi baktık o sırada. Çocuklara bir şey olmasın dedik. Karşımızda da sporcu arkadaşlarımız He, var. Ama Karşımızda oyun da bir antrenör arkadaşımız, meslektaşımız var. Dolayısıyla çıktık sahaya. Az daha puan kaybediyorduk. Mardin'de şampiyonluğu kaybettik. Puan, evet. Bunlar oldu. Yaşandı. Azınlık psikolojisini biliyoruz. O sebeple söylüyorum şeyi. Etrafınız 50 bin kişi çevirdiğinde ki bizim etrafımız 5-10 bin kişi çevirmişti. Artık orada biz de canımızı kurtarmak için, sağlığımızı korumak için, birbirimize kenetlenerek birbirimizi savunmaya kalktık oldu bunlar yaşandı. Dolayısıyla hani futbolcular da sorumlu davrandı derken bunu da kastederek söylüyorum. Futbolcular da sorumlu davrandı. Ya uluslararası oyuncular var. Uluslararası kimlikler var. Her şey yağdı sahaya. Bir tanesi alıp türbüne atmadı. Attı mı? Atmadı. Geri atmadı türbüne. Atmadım. Bakın bu sorumlu davranıştır. En azından bu, bunu da söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Yani türbüne tahrik edildi falan filan kimse o hikayeye, meşhur hikayeye gelmesin. Kimse oraya girmesin. Ben ikna olmam. İşte adam öldürdü ne oldu beni tahrik etti. İşte karımı vurdum ne oldu niye vurdum İşte beni tahrik etti. Sonra işte tahrik indirimi falan filan. Geçiniz tahrik bir bahane değil. Orada olmaya hakkı olmayan çok sayıda insan gördük. Sakın bir türbünden atıldı falan denmesin. İsmail Hocanın arkası protokol türbünüydü. Oralardan da bir şeyler geldi, kale arkalarından da geldi, karşı türbünlerden de geldi. Netçe de iki yönetim kurulu karşılıklı sorumlu davrandı. İki antrenör ekibi ve destek personel sorumlu davrandı. Sade sporcular olabildiğince maksimum sorumlu Son davrandılar. Doğru. Ama maçı yöneten hakem, gözlemci o bu yani on, onların hmm. sorumlu davrandığını söyleyemem. Güvenlik. Personel dahil spor polisi de, spor şubede, özel güvenlikte sorumlu davranmadılar. Hocam özellikle hafta içindeki maça kadar olan kısımla ilgili vurgunuz. Hem Fenerbahçe tarafıyla hem Trabzonspor tarafıyla konuştum. Onunla ilgili kısmı söyleyeyim. Hafta içi bilerek iki tarafta aman gergin paylaşım yapmayalım. Mümkünse maçla ilgili paylaşımlardan uzak duralım. Ortamı germeyelim. Duygusunu bilerek yaptıklarını zaten söylüyorlar. Biz hafta içinde de maç öncesi yayınımızda da hı hı. bunun vurgusunu yapmıştık. İki tarafta özellikle tansiyonu düşürelim kısmı ee, ki mesela yani Ali Koç'un özellikle bizzat kulüpte ilgili e, departmanlara giderek gelmiyoruz gerilmiyoruz. Bu hı. hafta öyle bir hafta değil dediğini söylüyor. Trabzonspor tarafında da aynı şekilde. Ertuğrul Doğan'la e, Ali Koç şey açıklamasını yaptı hatta. Ben oğlumu Ertuğrul Doğan'a emanet ettim şimdi gittiğimizde Trabzonspor'a. Onlar oğlumla ilgilendiler. Kendi çocuğu gibi ilgilendi diyor. Bizim Ertuğrul Doğan'la bir sıkıntımız yok. Onların bizde yok ki bizi çok iyi ağırladılar. Benim oğluma bakar mı yoksa. Evet. E, önceki senelerde de biz Trabzon'a gittik böyle bir şey olmadı. Evet. Yine ben gittim. Yine bu futbolcular, yine Fenerbahçe forması, yine aynı arma. Hiçbir problem yok. O yüzden organize diye bakıyorlar. Bu arada. Yani ben bunu olan bir taraftar tepkisi, seyirci tepkisi olarak görmüyorum. Çünkü yakın zamanda Trabzonspor çok ağır mağlubiyetler aldı iç sahada. Böyle bir şey görmedik. Evet. Yani özellikle dün İsmail Kartal da o vurguyu yaptı hafta içinde. Aslında Trabzonspor'da da o vurgu var. Yani biz bizim için inanılmaz anlam ifade eden bir maç da değildi. Yani biz zaten öyle bir yarışta da değiliz. Ee, nasıl iş buraya geldi? Anlamadık noktası da var biraz da. Ama yani bu, belli bir baş noktalar var mesela işte. Ama de. anlamaya en yakın olanlar da onlar olmalı. E, yani e, anlayamadık e, diyorlar ama evet. anlamaya en yakın olanlar onlar olmalı. Çünkü şehir, kendi şehirleri o taraftarların bir kısmı selam alıp verdikleri insanlar. Taraftar deniyorsa eğer selam verdikleri insanlar. Bu arada e, maçtan önce şey değişiyor. Sadece Trabzonspor Pasoligi değil diğer Pasoliklere de, Fenerbahçe hariç diğer Pasoliklere de bilet satışı var. Evet. Yani Trabzonspor tarafında da acaba bizim taraftarımız değil mi şüphesizinin de ifade edildiğini bana söyleyeyim. E, Fenerbahçe taraftarı da şey, Fenerbahçe tarafı da bu arada bundan şüpheli. Trabzonspor tarafı da bundan şüpheli. Bu kural niye değişti sorusunun cevabını bir yerden alamadım bu arada. Kim vermeli? Bu sorunun Trabzon muhatabı Trabzonspor yönetimi bununla ilgili bir açıklama yapacaksa onlar yapmalı. Muhatap kimse bu soruya cevap verecek. Yani Pasolik yönetmeliğini bir maçlığına değiştiren kimse, o karar veren kimse o onun bulunması gerekiyor. Yani o şu... sorunun muhatabı olur. Evet. Devam edelim Ali Koç'un açıklamalarına. ana sorumluya gelmek istiyorum diyor. Ben de oraya gelmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olaylar büyüdü. Hakem hiçbir şey yapmadı. Katılıyorum. Hakemin hiçbir şey yapmaması türbünleri cesaretlendirdi. Katılıyorum. Goller gelince daha da cesaretlendirer. Katılıyorum. Futbolun nabzını bilen bir insan maçın nereye gittiğini görebilirdi. Katılıyorum. Burada gördük. Mehmet Ertaş ne dedi? Bu maç bitmez dedi. Yani futbolun nabzını bilen biri olarak. Metin Hoca ile biz burada beraberiz dedik ve Birbirimize bakıp aynı şeyi söyledik. Bu maç çok zor biter. Oynatamaz, bitiremez. Yani oynanamaz. O noktaya gidiyor iş. Bakın 0-0 olan bölümde de türünden dünya kadar şey yağdı. 1-0'da da yağdı. Frekans artarak gitti değil mi? Evet. Bakın miktara od odaklanırsak, tartıya koyarsak hepsi farklı farklı ben çıkabilir ama. Ben cesaretlendirdi kısmını öyle görüyorum. Ben de öyle yani görüyorum. Bir suç şişesi sıkıntı yok. Üç suç şişesi sıkıntı yok. Beş atıyorsun problem yok. On devam maç bitiyor. Evet. 0-0'da da, 1-0'da da, 2-0'da da, devre arasında, dönüşte de, 2-1 olduğunda da, 2-2 olduğunda da, 3-2 olduğunda da bütün skorlarda yağmaya devam etti. Artarak devam etti sürekli. Onu görememek mümkün değil. Ama onu görmesini beklediğimiz kişi dumanlar çıkıyor ceza sahasının içinde. Biz görmüyoruz ceza sahasının içinde kim var, kim yok onu. Bir, bir. Öndekileri görüyoruz da arkadakileri görmüyoruz mesela hakem orayı görmüş olmasına rağmen görmezden geldi mesela. Dolayısıyla suya da şey düşünmüş olabilir. Yağmur yağıyor. Yağmur şekil değiştirdi. İşte yani kimyasal bir hava olayı oldu. Şişeyle beraber yağıyor yağmur. Şişelediler. Meteoroloji yani Yunan mitolojisinde her şeyin tanrısı var ya. Öyle baktı. Mitolojik tanrılar bağlamında baktı belki. İşte bir mitolojik tanrı çıktı. Yağmuru paketledi, şişeledi plastik şişeyle yağdırıyor demiş olabilir belki. Ancak bu geliyor aklıma başka görmemek mümkün değil. Ya ceza sahasında yangın var, <laughs> görmüyorum nasıl diyeceksiniz? Görmüyorum. Görmeye niyeti yokmuş. Devam edelim. 2 Nisan günü yani bu yani yapmamız gerekeni yapmamız lazım diyor. Kendi bağımızı kendimiz kesmemiz lazım. Hocam şu kısım önemli. Alt oynar geri çıkarız ama herkes aklını başına alır. Yani bu olabilir eee mümkün. Eğer böyle düşünülüyorsa mümkün bu da e, seçeneklerden bir tanesidir. Bu seçenek yok sayılmamalı. Hocam önceki yıllarda da bu çok dillendirildi. Fenerbahçelik'ten çekilsin. Lig'den çekiliriz Hı -hı. şeklinde. Ama genel kurulla gidiyoruz hem de normalde 2 insan 9 insan diye bildirildiyse 2 insanda yapıyoruz. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9 insansa biz otomatik olarak 9 insan diye bakarız ya. Hı hı. Ali Koç özellikle çıkıp hayır hemen 2 insanda gelin dedi. Evet. Orada çoğunluğu sağlayalım, yapalım. Yönetim kurulu kararıyla alınması ihtimali daha düşük normalde bence. Evet. Çünkü onlar da iş adamı gibi bakabilirler. Doğru. Gelirler, giderler kulübün geleceği. Ama genel kurul üyelerinin biraz daha taraftar gibi bakma ihtimali daha yüksek. Yani şu anda çok düşük bir ihtimal değil bencelikten çekilme. Ben de öyle görüyorum. Yani genel eğilim bu yönde olabilir. Çünkü genel kurul üyeleri en nihayetinde taraftarlar. Yani taraftarlardan damıtılmış olan. E, o aidiyetle e, evet, gidip parasını veriyor, üye oluyor. Yani taraftan nasıl bakarsa genel kurul üyeleri de aşağı yukarı aynı perspektiften bakar. Dolayısıyla bu hiç de azımsanacak bir ihtimal değil. 3 Nisan'da maçımız var hemen orada çözelim diyor başkan. 7 Nisan'da da ertelenmezse Süper Kupa var bu arada. Evet. Eğer 9 Nisan'a kalırsa da hiç Süper Kupa maçının hemen arkasına denk gelecek. 3 Nisan'daki maça belki de çıkmayacak Fenerbahçe gibi bir durum şu anda. Mümkün öyle olabilir. Yani bu da seçeneklerden bir tanesi. Eğer o, genel kurul onay verirse. Talimatnameyi verelim mi bunun arkasına 14 numarayı? Talimatname ne söylüyor ona bakalım. Yani maçları çıkmazsanız talimatlara aykırı hareket. 46. madde. Futbolla ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi ve kulüpler. Bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlen ceza. Evet, şey yapılır. TFF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler, burası ilgilendiriyor bizi. Aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece bir alt lige düşürme cezası ile cezalandırılır. Fenerbahçe maça ben çıkmıyorum dedi. Ligden çekiliyorum dedi. Maça çıkmadığın hemen ertesi günü e, bir alt lige gönderiliyor. Evet. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç kongreyi diyor ki bırakmıyorum. Hı hı. Alt ligde e, çok yüksek ihtimalle de Ali Koç'un karşısında o zaman Saadettin Saran da vazgeçiyor. Hı hı. Bütün dengelerin değiştiği bir sürece gidiyor olabiliriz. Olabilir. Mümkün bunların hepsi olası. Çünkü Fenerbahçe'nin cevap alamadığı çok sayıda soru var. Geçmişten gelen çok sayıda sorular var. Burada kimse kendini soyutlamasın. Şunu gayet iyi biliyoruz. İktidar muhalefet ayırt etmek etmeksizin söylüyorum. Politika tarafına. Geldiler Fenerbahçe kulübüne. Ya sizin de başkanınız haksız yere cezaevinde yattı. Yöneticileriniz hayatı karardı işleri güçleri aksadı, cezaevlerinde yattılar, yılları mahkemelerde geçti, size çok haksızlık yapıldı diyen iktidardan veya muhalefetten politikacılar Trabzon'a gittiklerinde ya aslında siz şampiyon olmuştunuz da dediler. Dediler. Bu, demediler mi? ben siz yorum yapmıyorsunuz. Ben <laughs> yapıyorum. ben, ben söylüyorum. Buna şahidiz. Arşivde var mı? Kayıtlarda var. Var. Dolayısıyla bu, bu noktaya gelmesini gelmesinde Fenerbahçe kendisi dışındaki e, sorumluları sorumlu görebilir. Yetkilileri sorumlu görebilir. Eğer yetkililerden de bir dönüş alamamışsa, sorularına cevap alamamışsa, mesela 4 Nisan için söylüyorum. E cevap mi? alamamışsa futbol federasyonundan, güvenlik il güvenlik kurulundan, içişlerinden, kolluk güçlerinden, yargıdan, adli makamlardan cevap alamamışsa artık e, bu noktayı bir seçenek olarak değerlendirebilir. Bunu hakkı vardır. Süper Kupa maçı oynanmadı. Oynanmadı. Yani yüze göze bulaşmış dünya kadar vaka var. Ağustos-Mart. Evet. Nerede oynanacak maç? Hala şimdi oynanacak mı? Onun tartışmasındayız. Bil, bilmiyoruz. Süper Kupa'nın 7 Nisan olduğunu söylediğinizde ben belki aynı yayındaydık kim söylediyse ben şunu söyledim. Emin olmayalım. Ee, evet dediniz. Emin olmayalım çünkü Futbol Federasyonu her verdiği kararı değiştirmek üzere veriyor olabilir dedim. Yani güvenmediğim için Futbol Federasyonu'na. Bunu da değiştirebilirler dedim. Bu sadece bu federasyon için söylemiyorum. Şenerzercik Futbol Federasyonu bıraktığından beri aşağı yukarı Futbol Federasyonu tüzel kimliği her geçen gün eriyerek bu noktaya geldi. Yapısal olarak? Yapısal olarak öyle. E, Güvenirliği yok. Geçerliliği de neredeyse yok. Yok hükmünde gibi neredeyse. Çünkü verdiği hiçbir karara önce kendisi uymadı. 10 binden fazla izleyicimiz bizimle birlikte. Çok teşekkür ederiz bu arada ilginize. Lütfen beğeni butonuna da bunu yansıtırsak çok seviniriz. E, elimde hala çok sayıda bilgi var. Değerlendirmelerle birlikte e, yayınımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, hocam şimdi ne olacak onu da söyleyeyim bu arada bu ceza verildi verilecek kısmı e, bugüne yetişir mi çok zannetmiyorum. Son programa girmeden önce yaptığım hukuk tarafıyla e, oradan aldığım istihbarat yarın sabah e, hukuk muşavirliği raporları inceleyecek. Sevkler genelde biter. salı günü salı. gerçekleşiyor. Yarın evet. perşembe günü profesyonel futbol disiplin kurulunun toplanmasını bekliyoruz. ...istisna bir durum olmazsa. Yani tedbir veya tedbirsiz olarak ceza kuruluna sevk edilenler de... ...temayüller yıllardır böyle gelişiyor. Perşembe günleri evet. be belli oluyor. Şimdi milyar olduğu için Hı -hı. biraz kararın gecikme ihtimali de... ...her zaman aklımızın bir köşesinde bulunabilir milyarada. Biraz Profesyonel Futbol Disiplin karar Kurulu'na e zaman kazandıran bir durum olabilir bu. Bence e bunu hakları yok. Bence de hızlı. Zaten kurallar belli, kararlar belli. Bence bunu hakları yok. Birine sormayacaksınız. Evet. Kitaba bakmak <laughs> yeterli. Kararın, kararın normalde perşembe günü çıkması bekleniyor. Evet. Bu maçla ilgili raporlar. Yarın sabah bitmiş olur. Hukuk müşavirliğinin incelemesi. Hı hı. Yarın sek. Perşembe günü disiplin kurulu toplanıyor. Akşam üzeri akşama doğru e, cezalar açıklanacak. Bakalım ne ceza verilecek. Kurallarda bazı e, esnetilmeler olacak mı? Yani çok sayıda işte... Ee, mesela Fenerbahçe tarafı diyor ki hı hı. mesela Trabzonspor'a bir ceza verilecekse bizim maçlarımızla ilgili verilmesi lazım. Hı hı. Farazi ön, yani örnek vereceğim. Trabzonspor seyircisi oynayacaksa Kayseri spor maçında seyircisiz oynamasın. Bundan 3 maç mı alacak? Tamamen 10 maç mı? 20 maç mı? 1 maç mı? 5 sene Trabzondaki Fenerbahçe maçları seyircisiz olsun mesela. Bizle ilgili bir şey olsun. Evet. Yani ben gibi bir şey bu, var. Bu 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 hemen itiraz edeceğimiz bir şey değil. Bizim oyuncularımıza ee, ceza mı verilecek? Emser emsal teşkil eder o da. Gibi bir durum var Fenerbahçe tarafında. Evet, yani şiddeti Fenerbahçe'ye uygulayıp bedeli Kayseri karşısında veya başka bir ekip Eskişehirspor karşısında ödemek olmaz. Olmamalı. Ama mevcut kurallara da bakmalıyız. ...netice itibariyle. Ama bana hiç mantıksız... ...gelmedi. Ve Fenerbahçe Kulübü... ...diyor ki, şimdi oyuncular... ...ceza alırsa buradan... Hı hı. ...şöyle bir emsal yaratırsınız... E, ...o zaman... ...rakibi olduğunuz... ...takımın maçlarına gidersiniz, sahaya atlarsınız... ...ve futbolcuya saldırırsınız. Bir yumruk karşılığınızda karşılığında... ...birkaç futbolcuya ceza aldırma... Ve takımınızın şampiyonluğuna katkı yapma şansınız var tırnak içinde. Ligde kalmasına da, buna sadece süper Lig olarak bakmayın. Bal Ligi'ne kadar gider bu. Evet or. Avrupa Ligi'ne gitme. Üçüncülük, dördüncülük neyse artık yani. yani. Takımınıza bir katkı yapma şansı gibi bir durum geliyor yani. Şiddeti o kadar meşrulaştırıyoruz ki. Aynen öyle. Öyle bir duruma geliyor diyor Fenerbahçe tarafı. Dün akşam sevgili Metin Tekin bunu burada çok güzel izah etti. İçtihat Hı. meselesini ortaya atarak. İçtihat. Böyle karar vermek bu, bu riski anlattı. İç tiyatla, yani vereceğiniz karar aynı zamanda iç da yaratır, doğurur. E, yarın öbür gün işte Bal Ligi'nde e, bir ekip sahaya atlayabilir yani taraftarı. Ligde kalmak için veya şampiyon olmak için, rakibine ceza aldırmak için. Bir önceki bunu yapabilir. Bir maçı ekibinin bir önceki maçına gidiyorsunuz. Siz de oynayacak haftaya. Evet. Üç oyuncusuna ceza aldırıyorsunuz. Tabii, devam ediyorsunuz. Bunu yapabiliyorsunuz. Zaman. Hazır Pasolik de yönetmelik yönetmeliğe aykırı bir şekilde şey yapabiliyor. Yani başka pasoliklerden e, de taraftar alabiliyor. Taraftar de, Bu arada evet. he, çok özür dilerim hocam. He. Tamam. Tamamlayın lütfen. E, bunu yapabiliyorken bu işte, küme düşme potasındaki herkesi günde oda anlamına gelir bu. Pasolik ilk çıktığında ben kaç 2013 mü 2014 mü? Çok yani 10 sene civarında pasolik hayatımızda. Evet. Bizi götürdüler. Biz o kamera sistemini inceledik işte Pasolik'leri bastığımız ortamı inceledik. Dediler ki bir süre sonra da şu özellik aktif olacak. Çok kısa bir süre sonra. bir hı. iki ay dediler de hala yok o. Dün Ali Yerlikay'ın açıklamasından şunu gördük. Bu 12 tutuklama var ya hocam. Hı hı. Onların içinde başkasının pasoligiyle maça gidenler var. Hı hı. Pasolik neden geldi? Herkes kendi kimliğiyle maça girsin diye. Bunu da nasıl sağlayacaktı? Pasolik'in üstünde fotoğrafınız var. Evet. Okuttunuz Pasolik kartınızı sisteme. Cihazı okuttunuz. Burada da bir kamera var. İki fotoğrafı birbiriyle eşleşiyorsa içeri giriyorsunuz. Eşleşmiyorsa girmiyorsunuz. Yani bu arkadaşlar estetik yaptırmadılarsa Ezel'deki gibi evet. ya da Kurtar Vadisi'ndeki gibi Face Off yöntemiyle bir şey denemediler hocam Nicholas Cage, evet. John Travolta. Onu izledim. <laughs> Diğer ikisini bilmiyorum da. <laughs> Böyle bir şey mümkün olmamalıydı. Ama bu sistem tabii ki yıllardır uygulanmadığı artık pasolik değiştirelim mi sistemi değiştirmeyelim mi kısmına geldik. Başkasının pasör ilgili, sahaya giriyor. Futbolcuyu darp etmeye hazırlanıyor. Evet. Bu işte e, kuralsızlık, hiçbir kurala uymamak, e, saçma sapan kurallar koymak, onlara da uyamamak bu yıllardır geleneksel olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve çevrelerinin alışkanlığı. E, böyle gidiyor. Dolayısıyla Futbol Federasyonu'ndan adil bir cezalandırma, adil bir ödüllendirme, adil bir yarıştırma ben beklemiyorum, yıllardır beklemiyorum. Dolayısıyla da eğer yetkililer adil bir yarıştırma, adil bir ödüllendirme ve adil bir cezalandırma ortaya koyamıyorsa kulüpler artık kendi kararlarını kendi verebilirler. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin ligden çekilme kararı olasılığının ortaya çıkması sürpriz değil. Bir sıcak gelişme Saadettin Serhan'da Ali Koç'a destek açıklaması yapmış. 2 Nisan'da orada olacağız diye. Güzel. Yani bu Saadettin Saran geçtiğimiz günlerde resmen adaylığını açıklamıştı. Ekip olarak kulüp yönetimimizin yanındayız. Fenerbahçe Kongresi Sayın Başkanının iki insan olağanüstü genel kurul çağrısında kulak kulak vermelidir. Biz o gün orada olacağız. Saadettin Bey ne oy verecek şimdi? Onu bilemiyorum. Çünkü eğer evet. genel ligden çekilelim oyu verirse hı hı. ve o kural e, o kural hayata geçerse Fenerbahçelikten çekilirse hı hı. Saadettin Bey adaylıktan çekiliyor o zaman. Evet. O, o Fenerbahçe ben, başkanı olmasının yolu Fenerbahçe'nin ligde kalması ama bir yandan da kulüp yönetimimizin yanındayız durumu. Bir insan Fenerbahçe'ye başkan adayı oluyorsa, önce kongre üyesi oluyorsa ona gerçekten gönül verdiği için kongre üyesi olur. Taraftarı olduğu için kongre üyesi olur. Daha sonra da Fenerbahçe'nin ali menf menfaatlerini düşündüğü için Başkan, başkan, olmak ister. O menfaatlere taşıyabileceğine olan inancı onu başkan adayı yapar. Eğer Fenerbahçe'nin Ali menfaatlerinin ligden çekilmek olduğunu görüyorsa başkanlığı değil, Fenerbahçe'nin Ali menfaatlerini düşünür Saadettin Bey. Bunda, bunda tereddüt et, edeceğini zannetmiyorum. Tüzüğe göre aksi bir karar verilmedikçe oylama açık olarak yapılıyor. Açık olması daha doğrudur. E kaldırıyorsunuz evet. böyle. Aksi bir karar verilirse tam biz oy sayımı yapalım çünkü salt çoğunluk gerekiyor diyorlarsa Aa, o da var tabii. Belki sandıklar kurulur tabii, o da olabilir. Evet ya da hayır ben yani yayına girdiğimizde henüz net değildi bu kısım. Evet. Ama tüzüğe göre aksi bir karar verilmedikçe açık oylama. Evet. Aksi karar verilirse kapalı oylamaya evet. da hak var. Evet. Karar evet. vermek için. Onu da belirtmiş olayım ama belki de çok az bir oy bile bu kulübün geleceğini şimdiden tayin edecek. Böyle bir durum var. O yüzden de Ali Koç olabildiğince çok kişi gelsin, camianın daha büyük bir kısmı Tabii. orada kararı versin e, vurgusunu yaptı. Sağlıklı bir karar olması için zaten katılım önemli. Evet. Yani genel eğilimi göstermesi açısından katılımın çok olması çok çok önemli. E, hocam onun haricinde e, Egemen Korkmaz. Evet. Dün olayların içinde gördük. Ee, birçok videoda birçok fotoğrafta Egemen Korkmaz'ın yer aldığı görüldü ee, yani futbolcular zaten var orada Fenerbahçe kafilesi de Trabzonspor'dan iki kişi göründü bir Fenerbahçeli oyuncuların tamamen içeri gitmesini sağlayan Eren Elmalı tüm taraftarları durduran onların sağ salim içeri gitmesini sağlayan o çok öne çıktı Hı. ve Egemen Korkmaz'ın İrfancan Can Eribayat'ta olan münasebeti tam olarak neydi o şimdi iki Görüntü tarafa da sorduk hocam ben evet ne oldu, ne bitti? İki taraftan belli telefon konuşmaları yaptım. Ulaştığım bilgiler şu: ve Fenerbahçe tarafı diyor ki biz sağ ortasında işte sevinçimize başladığımızda egemen korkmaz, sağ kenarından içeri girin, içeri girin diye bize sürekli telkinlerde bulundu. Hı hı. Trabzonspor tarafından gelen e, aldığım bilgi, onlarda diyorlar ki egemen korkmaz, kendi oyuncularını içeri sokmakla uğraştı, İçeri girin, içeri girin dediği Trabzonsporlu ekip. Sonra sahaya taraftar atlıyor. İşte o güvenlik ve o sayının e, ilk hı hı. temas anı. Orada taraftarın yere düştüğünü görünce İrfan e, müdahale etme eğiliminde olduğunu görünce belki de etti bilmiyorum ben o kısma tam ha, hakim olmadığım için şu an yorum yapmış olmayayım. Egemen Hoca da ona sinirlenip e, yerdeki taraftara müdahale edilmesine karşı çıkıp oraya geldiğini düşünüyor. Ben planlı bir şey yapmadım. Normalde böyle şeylerin içinde olmam. Ee, üzgünüm böyle bir şey karıştığım için açıklaması var ee, Şeyi de işte benim e, hadi o kısmı söylemeyeyim ee, yani biraz da işin magazininde Hı -hı. belki birazdan söylerim bilmiyorum ee, ama yani normalde planlı bir şey yapmadım ee, yerde yatan taraftarı gördüğümde o rakip taraftar da olsa ben oraya müdahale ederdim zaten gibi bir psikolojisi var ben de şunu beklerdim Egemen Korkmaz yıllarca son derece başarılı bir profesyonel futbolcu olarak Bursa Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da daha sonra Başakşehir'de de galiba değil mi? Son bölümde orada geçirdi. Çok başarılı bir futbolcuydu. Yiğit bir futbolcuydu. Sevdik. Gü güvenilir bir futbolcu olarak bulduk. Bir gün onun e Trabzon'daki dam derler Trabzon'da biliyorsunuz. Balıkçı Barınağı'ndaki onun damında misafir de olma şansımız oldu. Kendisi yoktu ama Abdullah Hoca bizi orada misafir etmişti. Tekrar teşekkür ederiz kendilerine. Orada vakit geçirdik. iyi bir insan olarak biliriz, tanırız. Öyle de hatırlamak isteriz. Ama dün yaptığı tepeden tırnağa yanlıştı. Baştan aşağı yanlıştı. Tamamen yanlıştı. Özrü yoktur. Bir kere bir profesyonel futbolcu olarak, şimdi de bir Teknik adam olarak, antrenör olarak eğer bir koruma ihtiyacı geliyorsa ilk olarak sporcuları ve teknik adamları ve destek personeli, oradaki toptan şovmanlığı, orada olmaya hakkı olan insanları korumak zorundasınız. Korumalısınız. Eğer gerçekten koruma hisleriyle hareket ediyorsanız. Orada olmaması gereken insanları değil. Bir fotoğraf var. O kısmı biraz daha biraz önce soru işareti ben de soru işareti yaratan kısmı biraz daha temiz anlatmaya çalışayım. Hı hı. İrfancan ayakta Egemen Korkmaz yere düşmüş bir hı hı. fotoğraf var ve onun üstünden işte e, ne derler nakavt olmuş. Hı hı. E, şakaları da işte paylaşımları da sosyal medyada çok ona da çok takılmış. Orada e, ayandaki spor ayakkabının kaydığını o yüzden düştüğünü. Yere düştüğünü. Hı, hı söylüyormuş bunu söyleyebilir gerçekten e, ayak yani kayıp düşmüş aleyleri değil e, Demek ki İrfan Can ona müdahale etmemiş yani Egemen korkmazın söylemiyle kendisi e, bu şekilde ifade ediyorsa demek ki İrfan Can ona bir şey yapmamış ya Trabzonspor tarafında 3 futbolcu ile ilgili ama kendisi e, kendi yaptıklarıyla ilgili e, açıklama yapması daha doğru olur. Hocam zaten maç sonunda Abdullah Avcı da kulübeler biraz daha rahat durabilirdi şeklinde derken hepsini kastediyor. Yani, ee, orada şu da kastediliyor. Trabzonspor tarafında 3 futbolcu ya biraz tepki var. Hangi Hatta biri? yani şaşıracaksınız. O saydan da önce Hı. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eribayat, O Servolde. O maç öncesinde taraftarla biraz iletişime girdiği söyleniyor. Hı hı. Ee, devre arasında Abdullah İsmail Kartal'a giderek kulübede Mert Hakan'la İrfan biraz daha kontrol altında tutabilir misiniz diye ricacı olduğu e, söyleniyor. O ikisi arasında da İsmail Hoca ile Abdullah Hoca arasında bir gerginlik olduğu söylendi. İki taraf da reddediyor bunu. Öyle bir şey yok diyorlar. Zaten hani maç sonunda da konuştular. Bir problem yok deniyor. E, devrede özellikle Abdullah Mert Hakan ve İrfan Can Eğribayet için İsmail Hoca'dan biraz daha sakin olmalarını sağlar mısınız diye rica ettiği söyleniyor. Yani bu olay yaşanmış daha doğrusu evet. öyle söylüyorlar. Ee, onun haricinde hocam paylaşım kısmını söyledik iki tarafta biz gerginlik yapamamış diye. İki takımın da şu anda da milli araya girdiğimiz için iki takım da bir izin yapıyor. Belki bu aranın olması belki kötü senaryonun içinde hı hı. biraz oyuncuların psikolojisini koruyabilecek bir şey. Yani özellikle mesela Manchester City belgeselinde şeyi hatırlıyorum. Guardiola oyuncularının en büyük stres olduğu ligin en yoğun zamanında oyuncularına iki gün izin veriyor ve ailenizle görüşme şartı diyor. Bir bu dünyadan uzaklaşın. Psikolojiniz düzelsin diye. Şimdi Fenerbahçe Cuma gününe kadar. Cuma topbaşı. Trabzonspor Cumartesi topbaşı. bugün günlerden pazartesi. Bir 4-4,5 gün ortalama izinleri var bu iki takımın. O en azından oyuncuların psikolojisi için iyi. Fenerbahçe'de darbe alınan e, teknik ekip, teknik personelden de isimler var. İsmail Hoca oğlu onları da zaten Hoca'ya söylemişti dün. E, psikolojik olarak belki de en çok etkilenen Livakovic. E, biraz hazmedememiş durumda şu anda Livakovic yaşadıklarını. Hani evet. sakatlandığı pozisyonda Hı -hı. çenesinin yarılması konusu. içeride içeri girerken maç sonunda tünele girerken e, hiç haber yokken arkadan gelen kendisine darbe. Kendisini savunamadığı bir anda aldığı darbe ve hiçbir karşılık da veremiyorsunuz. Evet. E, onu hazmedememiş durumda. Ona biraz e, duygusal olarak böyle bir kırılması var. Çok doğal. Çok doğal. Bakın futbolcuları çok savunmasız bıraktı Türkiye'deki futbol ortamı. Bu, bu işler biraz Joseph'le başladı. Yani Joseph'e verilen ceza ile başladı. O zaman biz NTV'deydik. Orada da anlatmaya çalıştık. Olmaz. Bu, bu adama ceza veremezsiniz. Yani sahada olmaması gereken birisine... Kırmızı kart diyorlar evet. şimdi. Kırmızı kart görmesi yüzünden ceza al diye bağlandı. Öyle mi olmuş? <laughs> Minare kılıf. Yani... Hocam bütün kanunlar... İnandırıcılığı yok. Bütün kanunlar ben, aslında ben. ahlaki normlara göre düzenlenmiyor mu günün sonunda? Evet. Vicdanımıza göre. Evet. Evet. Yani bence hayvanı saldırının cezası olmamalı diye bir şey yoktur herhalde. Tabii ki yok. Yani bütün dünyada aslında yani toplumlarda gelişmiş veya az gelişmiş veya çok gelişmiş toplumlarda biraz da toplumsal ahlaki normlara, iç içtihatlara aynı zamanda bunlara da bakarak kurallar ve yasalar hazırlanıyor. Ama futbol federasyonu işte de şeyi kaybetti. Bakın siz birkaç gün işte ara var diyorsunuz. Tamam ara var da İkinci ligde oynayan oyuncu, üçüncü ligde oynayan oyuncu da kendini güvende hissetmez bu şartlar altında. Doğru. Siz Josef'e o cezayı verdiniz. Aslında ne yaptığının farkında olmadan veya bile bile sabote edercesine bilemiyorum. Bir kere futbolcuları savunmasız hale getirdiniz. Ya sahada 200 tane insan var. O oyuncular kendini koruyacak. Bir, bakın bir miligram dahi ben eleştiri yapmam şeye. Yerde yatana vurdu ayaktaki ya yıllar evvel Ümit Özat'ın bir, birisi Ümit Özat teknik direktörken Ümit Özat'ın üstüne uçtu. Ankara'da. Hatırlayın. Ümit Özat da yatırdığı yerde vurdu, dövdü. Bursa Spor Kraliçesi Harun. Evet. Aynı şey oldu. Yani e, orada olmaması gereken insanlar atladığında bu olur. Böyle karşılık verilir. Çünkü kurallar uygulanmamış. Artık kabile usulü bir evet. e, değerlendirme var orada. Bu noktaya gelmişiz. yani Dünyanın en sakin adımı bile insanı bile veya kadını bile çileden çıkabilir. Kendini savunma içgüdüsüyle saldırganlaşabilir. Bu gayet doğaldır. Dolayısıyla e, Joseph'le, yıllar önce Ümit olayında, Harun Tekin'in olayında e, özür dilerim. Harun soyadını yanlış Harun, Harun Tekin. Bir de şey var ya. Bir e, Morvetüs aynı evet. evet. O toparlarsınız hocam. Trabzonspor bir açıklama yapmış dinleyelim açıklamayı. Bakalım ne söylemiş Trabzonspor'un açıklamasına bakalım. Yönetim kurulumuz tüm yaşanan süreci dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarınki disiplin sevklerinden sonra yapacağı detaylı açıklamayı kamuoyuyla paylaşacaktır diye. Yarın e, şunun gayet iyi şekilde bilinmesini isteriz ki hiç kimse ya da herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor kulübünü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Bunu asla izin vermeyeceğimizi hatırlatmakta fayda görüyoruz. Kimse herhangi bir kurum Trabzon şehrini, Trabzonspor kulübünü veya Trabzonspor'un şerefli taraftarını dünkü olayların önüne dünkü olayların önüne meze etmek ben Hı? buradan şunu anladım. Ne demek? Yani ilk şey Trabzonspor sonra... taraftar yapmamış gibi bir mı acaba. Buradan mı? şunu anlıyorum. Hiç kimse ya da herhangi bir kurum, Trabzon şehrini, yani olaylar aslında Kastamonu'da oldu. Trabzonspor kulübünü, olaylar işte Rize Spor'un maçında oldu. Trabzonspor'un şerefli taraftarlarını, yani olayları Eskişehir Spor'lu taraftarları başlattı. Bu sebeple dünkü olayların önüne meze etmeye kalkışmasın. Benim Bütün... anladığım... Bütün... Maç Trabzon'da oynanmadı şehir. Şu mu hocam, Trabzon bütün... Spor Kulübü maçta yoktu. Trabzon Spor'un şeref taraftarları da ee, seyircisiz oynandı maç veya işte orada eski Spor taraftarları vardı. şu yan hocam, yani hocam yani. yani bütün bir şehre mal etmeyelim, işte kulübe tamamen mal etmeyelim. Yani şu şu da var benim bilgilerim arasında maçın bir bölümünde artık sular atılmaya devam ettiği zaman kale arkası tribünden maraton dışarı. ...şeklinde tezahürat yapıldı. Yani taraftarın da kendi içinde... ...ayrıştığına evet. yönelik bir bilgi de var. Yani o zaman Ama şöyle o zaman olmuş. olmuş. O zaman şöyle, şu, şu düzeltmeyi yap, yapmalıyız. Yani maratonun karşısındaki türbündeki taraftarlar... E, ...bu Trabzonspor'un açıklamasına aykırı hareket etmişler. Yani onlar... ...karşıdaki maraton türbündeki... ...şerefli Trabzonspor taraftarlarını... Bu olaylara meze etmişler. Başkan Ertuğrul Doğan imzalı bir açıklamaymış bu arada. Onu da söyleyeyim. Trabzonspor Kulübü e, şeklinde değil, Başkan Ertuğrul Doğan imzalı. Yarınki açıklama belli ki e, çok tansiyonu düşürme niyetli değiliz şu anda. Öyle çok niyetliydik, yani? artık değiliz gibi geliyor. Öyle olabilir yani. Aslında ben bugün Trabzonspor Kulübünden konuştuğum insanlar da çok üzgünlerdi. Ya ben profesyonellerin Profesyoneller. üzgün olduğuna yüzde yüz eminim. Yani sporcuların, antrenörlerin e, üzgün olduklarına e, tasvip etmediklerine yüzde yüz eminim. Ama Ertuğrul Bey'in bu açıklamasından anlaşılıyor ki e, sanki maç başka şehirde oynandı. Başka türün tar başka taraftarlar vardı. Yani Trabzonspor'un hiçbir dahli yok. Hiç Trabzonspor şehri de orada değildi yani. Fenerbahçe yanlışlıkla başka bir şehre gitmiş o zaman Ca camianın haklarını savunmuyorsunuz mi çılgınlığına mı geldik bu, bu noktaya gelirlerse bakın o yönetim kurulu çalışamaz yani birçok yönetim bu, bitiren şey budur camianın haklarını savunmuyorsunuz konusu buradan baskı yediklerinde bununla karşı karşıya kaldıklarında direnememeleri ve gerçekten olayı yönetememeleri sebebiyle kulüpleri bırakmak zorunda kalıyorlar veya yönetilemez hale getiriyorlar. Eğer e, bunun karşısında duramazsa, sayın başkan, Trabzonspor'u yönetemez. Ki başkan da sayılı hakkında çoğu kişinin çok olumlu, bir olumlu profil düşünceleri, düşünceleri, olan, düşünceleri olan, ben de birisidir. bana da öyle söylendi. Ortak tanıdıklarımız oldu, bana da öyle anlatıldı. Çok düzgün insan, şöyle, öyle diye ama e, şimdi e, bakın. Baştan çok ihtiyaç itibaren, var. O profillerin şu anda devreye girmesine, kendi profilleriyle devreye girmesine çok ihtiyaç var. Evet, kendi insani özellikleriyle, evet. kendi değer yargılarıyla, ortalama değerlerle değil, değil, kendi değer yargılarıyla hareket etmeye ihtiyaç ihtiyaçları var. Eğer bunu yapabilirlerse, çok büyük başkan olacaktır. Öyle anılır. Kupalar kazanmak yetmez büyük başkan olmak için kendi değer yargılarıyla hareket edebilen o değer yargıları da gerçekten kamuoyunun takdirini kazanıyorsa. eğer. Hocam Hasan ee, Doğan ne kadar kaldı görevde? Hala Hasan Doğan herkes anlatılıyor tabii, her yerde. Tabii hepimiz anlatıyoruz. Kısacık bir dönem. Yani ondan çok sonra sağ. herkes ondan daha uzun başkanlık yaptı. Evet. Hala Hasan Doğan anlatılıyor. Merhum Süleyman Seba anlatılıyor. Tabii ki çok sayıda şampiyonlukları var ama son sezonları da başarılı geçmiyordu. Ama kendi değer yargılarıyla Özen Can Aydın'ın karakteri anlatıyor. Tabii Özen Bey anlatılır, Merhum. O yazsın. öyle anlatılır, konuşulur. Çok ihtiyacımız var. O profillerin şu anda devreye girmesine çok ihtiyacımız var. Onun haricinde hocam, ee, bugün şeyde, e, bir hatırlatmamız var. Bu konuya devam edeceğiz arkadaşlar. Hatırlatma şu, telefon bayileri, elektronik ürün satışı yapan teknoloji perakendecileri iziceple işinizi büyütmek ister misiniz? EasyJet iş ortağı olarak telefon ya da elektronik ürün bayinizde yenilenmiş telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi elektronik ürünleri satışa sunarak kazanç elde edebilirsiniz. Bu sayede EasyJet'te satılan tüm markalara stok erişimiyle ürün çeşitliliğinizi artırıp müşterilerinize garanti, taksit ve tamir hizmeti sunabilirsiniz. Üstelik müşterilerinizin ikinci el elektronik ürünlerini doğrudan EasyJet'e satarak yine kazanç elde etme şansınız da mümkün yenilenmiş telefon ve elektronik ürünleri mağazanızda müşterilerinize sunarak kazanmak için hemen başvuru formunu doldurun ve satışlarınızı arttırmaya başlayın diyoruz. İzcepe teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi bu arada şey de FIFA'dan da infantino imzalı bugün bir açıklama yapıldı. Gerekli otorite yetkililerle iletişime geçtim, aradım onları hı hı. ve hemen bu olay kabul edilemez. Bu olaya yaptırımı uygulanması tavsiyesini isteğimi belirttim diyor. Tamam. O telefona çıkan kişi kimse yaparız başkan. Sen merak etme demiştir. O muhakkak. çok merak ediyorum. Yani, merak edecek bir ben söylüyorum. O telefona kim çıktıysa veya o yazışmaya kim döndüyse merak etmeyin biz ivedilikle suçları bulup işte adalete teslim edeceğiz. İşte gereken kurallar, e, kaydeler neyse bunları uygulayacağız demiştir. Yıllardır deniyor ama olmuyor. Yani, peki hocam 2 Nisan akşamındayız şu anda. Hı hı. Oldu da Fenerbahçe genel kurulundan gerçekten o güne kadar o araya girdi, bu araya girdi. Ortam sakinleşmedi. Hı hı. Genel kurulda da eller kalktı. Fenerbahçe ligden çekildi. Hı hı. Bu senaryoda ne olacak Türk futboluna? E, Fenerbahçe alt dike gidecek. Alt dikte büyük bir patlama olur. Seyirci patlaması olur yani. Fenerbahçe her gittiği deplasmanda e, orası neyse, küçüklü, büyüklü, irili, ufaklı bütün, bütün statlar dolar. Ee, Süper Lig'e ne olur? Süper Lig'e ne olur? Yayın, yayıncısından işte biz Süper Lig zar zararı rakipler, büyür. Rakipler Galatasaray, yani, Beşiktaş. Zararı büyür. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un zarar edecekleri bir senaryo olur bu. Çünkü bu büyüklerin, bu lokomotif kulüplerin herhangi birinin olmadığı bir rekabet Süper Ligi zaten is, ismi süper. Yani Süper Lig dendiği için ben de süper diyorum. Yoksa süper bir tarafı yok. Birincilik diyelim. O ligi o ligi topal hale getirir. Bu rekabet olmadan, bu rekabetler olmadan lig zaten marka değeri yok ligin. Ekonomik değeri var biraz ama sportif değeri zaten yok. Gerçekten yok. O iyice dibe doğru götürür. Süper Ligi de dibe doğru götürür. Kulüpler şunu unutmamalı. Özellikle büyük kulüpler için söylüyorum. En başta da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı söylüyorum. Bu üç kulüp kendilerine çok iyi bakmak zorunda ve ondan sonradaki ikinci ödevleri birbirlerine çok iyi bakmak zorunda. Bakın sevdiğiniz nedir? Biri çıkar der ki ben benim sevdiğim Fenerbahçe'dir. O zaman ben ona şunu öneriyorum sevdiğine iyi bak. Bunun yolu Galatasaray ve Beşiktaş'a da iyi bakmandan geçer. Hı hı. Biri çıkar der ki benim sevdiğim Galatasaray. Ona derim ki eğer sevdiğine iyi bakmak istiyorsan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çok iyi bakmak zorundasın aynı zamanda. Sevdiğine iyi bakmanın yolu bu rekabete iyi bakmaktan geçer. Bu oyunu çok sevmekten geçer. Bu oyunun karşı tarafını tanımak, saygı duymak, saygı göstermekten geçer. Yoksa sevdiğine iyi bakamazsın. Sevdiğine iyi bakamazsın. Sevdiğimize iyi bakamayız. Böyle olmak zorunda. Bu rekabetin devamı güçlenerek, büyüyerek, herkesi lokomotif gibi çekerek, ülke sporunu büyüterek devam etmesinin birinci yolu budur. Birinci adımı budur. Ama içtenlikle, ama samimiyetle. Çok iyi hocam başka çaresi yok. O yüzden Manchester City Liverpool maçı öncesinde Klopp evet. paylaşımı yapıyor. Evet. Evet. Birbirlerine çok iyi baktılar. Liverpool ve City bu sene yıllardır hep öyle de Jurgen Klopp en büyük rakibi e, Var Pep Guardiola'ya en çok ona saygı gösterdi. Tıpkı Pep Guardiola'nın en büyük rakibi e, şeye Jurgen Klopp'a Klopp en büyük saygıyı göstermesi gibi. Ve bu iki kulüp birbirlerine hiç benzemiyorlar birbirlerine. Hiç benzemiyorlar. Sahiplik bağlamında da Batı sermayesi, Doğu sermayesi, karşılıklı sermaye grupları, grupları da farklı. Şehirleri de çok farklı birbirinden. Kültürel altyapıları da çok farklı. Kültürel kodları ve taraftar kimlikleri de farklı. Ama birbirlerine iyi baktılar. O yüzden bu rekabet çok güçlendi. ...çok güçlendi bu rekabet. Aynı şehir diyen değil diyen olabilir... ...o da otobüste 45 dakika. Florya evet. Kadıköy. Evet aynen öyle. Beşiktaş Kadıköy. Beşiktaş, Tren, 45 dakika işte aşağı yukarı yani. Dolayısıyla burada... E, ...Fenerbahçe'nin atacağı adım... ...yani Fenerbahçe taraftarlarının... ...yönet... E, e, yö, ...taraftarları arasından... Hmm. ...damıtılmış, hmm. seçilmiş... ...üye olmuş... ...genel kurul üyelerinin... ...kararı aynı zamanda bence ve bütün iştenliğimle söylüyorum Galatasaray ve Beşiktaş taraftarların da e, içine sinecek destekleyeceği bir karar olmalı. Her ne olursa. Çünkü eğer başlangıcı idareciler yapmadıysa yani Türk futbolunu yönetmekte sorumlu olan kurullar, üst kurullar yapmadıysa e, buna biri öncül öncülük etmeli. Arkadaşlar biliyorsunuz 10 numarada klasikleşmiş bir formatımız var. Bir bölümümüz var. Önder Özen performans piramidi yapıyor her hafta. Bir piramit inşa ediyor. Haftanın formda listesini yapıyor ve bakalım o listeye en tepeye kimi yazıyor. Öncesinde bir kısa spor hatırlatması yapayım dilerseniz. Arkasından performans piramidi. Sonrasında da çete bir bakacağım. <laughs> Önder Özen'e sorularınız varsa ya da bana da bu programda olabilir. istihbaratlarla ilgili, konularla ilgili. Ee, bir ufak soru cevap bölümü yapalım. Ondan sonra da toparlayalım. Performans piramidinden sonra soru cevap toparlayalım. E, ee, hatırlatma şu. Golü kim attı görmek için boş yere reklam izlemeyin diyoruz arkadaşlar. Volley'nin reklamsız ücretsiz canlı skor uygulaması sports yayında. Maç kadrolarını, golleri, istatistikleri kesintisiz takip etmek için. Volley yorumcularının <laughs> maç önü özel videolarını izlemek için. Ve tabii ki maçların kırılma anlarındaki anlık sesli yorumları dinlemek için. Arkadaşlar aşağı bir link bıraktılar ya da kendi uygulama marketinizden de sports uygulamasını indirebilirsiniz. Kullanıp bize de görüşlerinizi info.vole.io adresine mail olarak yazarsanız e, uygulamayı da birlikte geliştirmemiz çok iyi olur arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ve 10 numara klasiğine geçelim. Hocam bakalım performans piramidinde bu hafta zirveye kim yazdınız? Dries Mertens benim Napoli'de e, çok sayıda gördüğüm e, tipte bir gol attı ve Türkiye'ye geldiğinden beri ben böyle bir gol atmasını bekliyordum. Benzer bir iki tane attı, tersten de attı, bu taraftan da attı. Metin Hoca ile de, sevgili Metin Tekin'le şeyi konuşurduk, e, vuruş ezberini. E, ben onu tam tersinden bu tip çok golünü gördüm Napoli'de. Hı hı. Atmasını beklediğim gol buydu. Bu yaşta, Müthiş. bu motivasyonla harikulade bir gol attı. Çok akıllıca bir gol attı. Çok da gösterişli bir gol attı. O yüzden onu orada görmek istedim. Benim zaten pozitif ayrımcılık zaman zaman yaptığımı söylüyorum. Mertens'i seviyorum. Ee, yanında e, Hatay Spor Kulübü var. Çok zor bir maçı. Çok zor bir haftada. 2-0 geç, geçti. 3-0 Samsun Spor'u geçtiler. Samsun çok sert bir rakip. Son dönemin formda bir ekibi. Ve çok akıllı top oynayan bir ekip. Samsun takımı. Hatay çok ihtiyacı olduğu bir dönemde çok net bir galibiyet aldı. Çok ihtiyaç, e, ciddi bir ihtiyacını da gidermiş oldu. Hatay Spor hem futboluyla hem de golleriyle orada olmayı hak etti fazlasıyla. Yanında bir pozitif ayrımcılık yapmaya başladığım oyuncu daha Oğuz Aydın. Fenerbahçe karşısında acayip top oynamıştı. E, hatırlarsınız 2 -2 Alanya başta. Spor formasıyla büyük maçta ben sadece büyük maçlarda büyük etkiler yapıyor diye düşünürken yani son Trabzon bir, maçı da. Evet Trabzon maçı da öyle. 1,5 2 aydır ligin en formda 5 oyuncusunu sayın deseniz ben Oğuz Aydın'a yazarım. Cengiz Ünder'in yerine de oynuyor. Montella milli takıma davet etti şimdi. Öyle mi? Gerçekten mi? Ya ben biraz futboldan anlıyorum galiba ya. Biraz hocam. Yani biraz anlıyor muyum <laughs> ben de? <laughs> ya bir sonraki cümlem. Milli takım için düşünülebilir fark ettim buraya geldiğinizde. <laughs> Bunu söylemeye hazırlanıyordum ya. Vay nasıl sayın seyirciler. <laughs> Takdir ettim kendimi. Ben son iki ayın en formda bir buçuk iki ayın en formda beş, beş Türk oyuncusundan bir tanesi olduğunu e, söylüyordum. Helal olsun, tebrik ediyorum kendisine yakışır, A milli takım. Eşofmanlarını giyecek Formasını giyer giymez bilmiyorum ama eşofmanları giyecek Ailesine de tebrikler Ferdi'nin yerine de Rıdvan Yılmaz çağrıldı İkisinin sakatları oldu Cengiz Önder Ferdi gönder. Haberim yoktu Rıdvan'a da hayırlı olsun Şimdi Rıdvan sıcak hocam zaten, zaten biz programa girerken Rıdvan daha önce oynamıştı Asistler de yapmıştı Özlemişti hatta. Özlemiştir e Biz de onu özledik Ferdi'ye de geçmiş olsun tekrar Onu da çok seviyorum Ayrıca seviyorum yani e, Tam sporcu çocuk derler ya ...ferdiye baktığım zaman bir sporcu çocuk görüyorum yani. Pırıl pırıl bir gencimizi görüyorum. Bayılıyorum bunu onları gördüğüm zaman. İyice duygusal adam olduk biz ya. Evet hocam Vallahi ne oldu? Vallahi öyle oldu Niye öyle oldum ben ya? <laughs> seviyorum gençleri ya. Gençleri, küçükleri, genç sporcuları. Gençlerin bir şey başarmasını seviyorum. Metin Hoca da böyle oldu. Belki ben de onu ko kopya çekiyorumdur ondan. Arkadaşlar yani yeri gelmişken söyleyeyim. Normal hayatında da övündürüz böyle gerçekten. Bizim böyle de ekibimiz çok genç bir ekip. Ve yani hepsine burada olduğu tüm dönem boyunca sürekli destek vere vere ilerledi gerçekten. Destek sohbet, sohbet bizimki. Ama hakikaten bizim gençlerimiz de pırıl pırıl Bu buradaki. Kişiler. Hepsini çok seviyorum. Sayıyorum. Yani gençleri başarılı görmek bana iyi hissettiriyor. Üst kata çıkalım. Üst katta birinci sıraya... ...birinci sırada düşündüğüm bir oyuncu vardı... ...Icardi... ...yani maçın neredeyse tek başına okuyabileceğimiz... ...bir performans gösterdi... ...Kasımpaşa maçında... ...güzel goller attı... ...penaltı kaçırdı ama altında kalmadı... ...çok gümbür gümbür bir reaksiyon verdi... ...o penaltıya... ...yani büyük oyuncu olduğunu gösterdi bir kere daha... ...bakın hala fiziksel formu... ...yüksek değil... ...ama zihinsel formu çok yüksek... ...oyuncunun... ...yani penaltı kaçtı... Devam. Yanına oynamadan devam etti işine baktı. United'daki gibi. Ee, hakikaten büyük iş yaptı. Ee, tek başına da maç adamga vuran oyuncu oldu. Ee, maçın senaryosunda neredeyse bütün önemli anlarda hep Icardi'yi gördük. Büyük oyuncu olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Yanında Sergen Yalçın. Ben beyaz bir fotoğraf olmuş, aklım gitti hocam gerçekten. Evet. Allah uzun ömür versin dedim. Herhalde bir şey geldi evet. biz yayındayken başına. Evet, maşallah iyi de görünüyor ama Çok şeyden. iyi görünüyor. Normal hayatta şey de iyi görünüyor. Fotoğraf öyle olmuş evet. ama. Evet, <laughs> fotoğraf. Ee, Sergen Yalçın benim mesleğe başladığından beri çok beğendiğim bir teknik direktör. Ee, yarışmacılığını çok beğenirim. Verdiği kararları büyük oranda isabetli bulurum. Teknik direktörünü gerçekten beğenirim. Siz teknik direktörleri ikiye ayırıyorsunuz ya onu bayılıyorum hocam. Evet. Tam birinin örneği o değil mi? Sezgisel teknik adamların bana göre bir numarası. Şu anda Türkiye'de. Metodik miydi diğeri? Diğeri metodolojik. Metodik bakanlar. Evet. Onları da beğeniyoruz. Ama sezgisel teknik adamları arasında bir numara benim için Sergen Yalçın. Biri doğru yanlış anlamında değil. Farklı metotlar. Tabii farklı metotlardır bunlar. Galatasaray karşısında anormal kaliteli bir futbol oynattı Antalya Spor'a. Önce Galatasaray maçında kaybettiler. Ama anormal kaliteli bir futbol oynattı. Sonra geldi Beşiktaş deplasmanında yine harikulade bir futbol oynattı ilk devre için söylüyorum. Ve kazandı. Maç oynanırken devre arasında sevgili Metin Tekin'le konuştuk. Metin Hoca şöyle söyledi. Ya keşke kırmızılar Beşiktaş olsaydı. Beşiktaş gibi oynayan kırmızılar dedi maçta. Antalya yani Beşiktaş Antalya Spor maçında. Bakın büyük büyük takım teknik direktör Sergen Yalçın. Artık bunu bunun görülmesi gerekiyor. Gitti e, Ramspark'ta ligin liderine, en iyi futbol oynayan ekibine biz de iyi futbol oynuyoruz diye çata çat top oynadı. Ofansif, riskler alarak gümbür gümbür bir oyun oynattı. Kazanamadı, kaybetti. Ama Beşiktaş'a da geldi, kazandı. Bir büyük takım gibi oynattı. Beşiktaş gibi oynattı. Beşiktaş'ta karşısında küçüldü yani küçüldü. Büyük dev Beşiktaş'ı küçülmüş gördük. Beşiktaşlar Sergen Yalçın'ı herhalde biraz daha iyi anlamışlardır bu maç sonunda. Bir üst da, kata çıkalım. Daha iyi ağırlanmak isterdi Daha, yani. Bence de daha iyi ağırlanmalıydı. Son sezona takılmasınlar. Orada bir teknik hata yaptı. Şampiyonlar günü o 110 kilometre, 120 kilometre o topa girmeseydi. Sergen Yalçın o değil. Sergen Yalçın sezgileriyle rakamlara değil. Zihninden geçenlere bakan bir teknik adam olduğunda çok değerli. Bence orada bir tek o hatayı yaptı. O yüzden sezon kötü geçti. En üstte Fred'i koydum. En büyük baskı altında olan... ...performans veren, bu listedekiler arasında... ...en fazla baskı altındayken performans veren... ...oyuncuydu. O sahada bırakın o güzel golleri atmak... ...orada 90 dakika yürüyüş yapmak bile çok zorken kere şahane bir jenerik gol attı. İlk golü bayıldım. İkinci golde de tıpkı Manchester United günlerinde olduğu gibi Tadic'in pasına harikulade hareketlendi. Tadic de gerçekten Fred'i buluşturdu. Ve orada da güzel bir gol attı. Ve orta saha oyuncusu olarak bu kadar ofansif etki yapmış olması, maça damga vurmuş olması onu haftada bu haftanın piramidinde zirveye getiren faktör oldu. Ee, i̇zleyicimiz ADCN bilmiş en tepede Fred yazacak hocam bence diye. ADCN. Evet. Evet. ACDC e, mi acaba? Ben de öyle bir gittim. <laughs> evet değilmiş ama. Ee, Önder piramidi bu şekildeydi arkadaşlar. Önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz mutlaka. Şimdi kısa bir hatırlatmam olacak. Son bölümde soru cevap yapalım. Bana ya da Önder Hoca'ya e, sorularınızı yazarsanız çete o soruları cevaplandıralım. E, hatırlatma şu. Bilyoner'in ilk yapay zeka tabanlı bahis yazarı Bayista'yı anlatıyoruz size. %74'e varan başarı oranıyla tahmin yapıyor. Siz de hemen Bilyoner'e girin ve Bayista'nın e, yorumlarınızı ziyaret ederek yeni analizlerini kaçırmayın diyoruz. %74'e varan başarı oranıyla tahmin yapıyor Bayista. İlk soruyu ben sorayım hocam size. Tabii. verirseniz. Arda'nın şutunu izlediniz. Orta sahadan vurdu son dakikada çat direkten döndü. Evet. O sırada önünde Valverde koşu yapmıştı. Sol tarafta bir başka boş arkadaşı vardı. Ama Arda da müthiş bir vuruş yaptı. Hayal edilemez vuruş. Evet. Nasıl etki edecek bu? Doğru şeyi mi yaptı? Yapılması gereken o mudur? Çok tartışma var bununla ilgili. Bir kafamız karışık olanlar da var. Çoğunluk yani hepimiz bir kere şuttan çok etkilendik. O, o bir oy birliği. Oy çokluğuyla doğru yaptı deniyor. Evet. Ne diyorsunuz? Ee, orada birkaç tane seçenek var. Ee, ortalama oyuncular o seçeneklerden ilkini görür. Valverde'yi. Evet. Ekstra Christoph Daum'un tabiriyle söyleyeyim. Ekstra ordinary der, der bazı oyuncular için. Hı, olandır, bir olandır. Türk oyuncu için söylemişti. Benim çok beğendim ve benim çok sahiplendiğim bir oyuncu için onu söylemişti bir gün bir soyunma odasında, biz rakip olduğumuzda, oradan söyleyeyim. Kim? Ee, değil mi? Söylemesem daha iyi. Türkiye'de pek sevilmiyor, ben çok seviyorum ama sevilmediği için ben bu, bu, burada o topa girmeyeyim. Başka zaman ben bir yerde ağzımdan nasıl olsa kaçırırım, benim ağzımda baktaslanmıyor biliyorsunuz, Vallahi her şeyi söylüyorum çok ben Çok iyi yani. ama sevilmiyor. Sevilmiyor. Ee, o yüzden şimdi çocuğu da... Tamam, şimdi yapmayayım. zaten sevilmiyor dediğiniz için şimdi şey yapmayayım. Yani, e, Angelico'nun damage'ini de birazdan ekran vereceğiz Gelmiş hatta. Ortalama herhangi bir oyuncu, herhangi bir profesyonel futbolcu birinci ve ikinci seçenekleri, yani birinci seçeneği görür ve oynar. Orada ikinci seçenek de vardı. Onu da daha yetenekli oyuncular, oyun zekası yüksek oyuncular görür. Arda'nın gördüğünü gören onlar sıra dışı olanlardır. Tıpkı Ancelotti'nin tarifindeki gibi. Diyor ki, biz bunu gol sayıyoruz. Çok evet. az futbolcu bu şutu görebilir. 19 yaşında bu kadar özgüvenli çok az oyuncu gördüm. Evet. Onu görmesini sağlayan şey, bizim görmediğimizi sağ, e, görmesini sağlayan şey, onun sıradışı yetenekleri. O, onun meslek hayatındaki bir numaralı rehberi o zihin yapısı olacak. Ancelotti bu açıklama yapana kadar kafamda bir soru işareti vardı açıkçası. Acaba e, doğrusu Valverdeye pas vermesiydi? Bunu denemediği için biraz. Kişisel düşündüğünü öngörüp sonraki maçlarda negatif etki eder mi diye de bir endişelenmedim değil. Bazı hocalar çünkü öyle de bakıyorlar. Hı hı. Oradan vurulur mu? Pas verseydin biz bir gol daha atacaktık diye de Doğru. bakıyor olabilir. Doğru. Bazı Doğru. hocalar da daha çok yeteneği destekliyor. Doğru. Serbest yetenekleri ve doğaçlamayı destekleyen teknik adamlar sezgisel sınıfa giren teknik adamlar. Angelotti sezgisel mi? Angelotti net sezgisel bir teknik adamdır. Sporcuyken de öyleydi. Ancelotti'nin siz şutlarını hatırlar mı? Hatırlamazsınız ben, tabii. Bize. Benden Bakın. eski evet. Yani 40'tan 60'tan vuran bir oyuncuydu. Yani eskiler öyle derler. Tabii ki kimse 40'tan ve 60'tan vurmaz. <laughs> Ama saçma sapan yerlerden şut atanlara bu da 40'tan 60'tan vuruyor derler yani. Sağ jargon işte. Ancelotti öyle bir adamdı. 40'tan 60'tan vuran bir adamdı yani. Bam gün vururdu topa. Acayip garayip yerlerden. <laughs> şeyin var ya. Ali Eren Beşerler, John Benjamin Toşak hikayesi var hocam. Ali Eren çok uzaktan bir şut çekiyor. Hmm. Toşak da tercüman aracılığı diyor ki ya oradan kaç tane vurdun da gol attın evet. diyor. Ali Eren de diyor ki sen de sor ona o kaç tane atmış diyor. Toşak böyle yapıyor devam ediyor. Ertesi gün Ankara deplasmanına gidecekler. Diyor ki Ümraniye'den <laughs> otobüse bindik. Gebze, gişelerde gollerinin kasetini bir taktı diyor Ankara'ya kadar izledim. <gülüyor> <gülüyor> Toşan kariyeri inanılmaz tabii yani. Liverpool'u Liverpool her yerde tabii. <laughs> atmış. adam da hazırlatmış gerçekten. <laughs> tamam ben sana cevabını vereyim diye. Gebze Gişeler'den Ankara'ya kadar gollerini izledik diyor. E tabii. Bizim çok de, zekice değil mi? Tabii çok zekice. Zikon'un da öyle bir kaseti vardı. Bak bak bitmiyor. İşte <laughs> bitmiyor. Bitmiyor ya. Saatler <gülüyor> sürüyor. <gülüyor> at at bitmiyor yani. <laughs> Öyleydi. Ancelotti doğaçlamayı destekleyen bir teknik adam. O yüzden bu demecinde ben çok olumlu karşılıyorum. Ancelotti böyle konuşurdu, böyle konuşmuş. Üçüncü yolu ekstra oyuncular görür. Sorularınıza bir bakalım. Ee, sezgisellik konusunda Ancelotti Sergen Hoca'nın olmak istediği kişi demiş Can Altan. Güzel yorum. Can Altan'a tebrikler. Oo Murat Kurt. Sert bir soru. Aslında bunu genel yönetmeni olarak sormaman lazım. Evet. Söyleyeceğim. Önder hocama sorar mısın? Bu futbol sevgisiyle futbolun öldüğü Türkiye ilgini yorumluyor olmaktan ne kadar memnun? Çok değil. Hiç değil. Hiç hiç değil. Yani bazı zorunlu, zorunluluklarım olmasa ben hep sizlere de bazen söylüyorum. Yani keşke ben İtalya Ligi'ni yorumlusu olsam. Bundesliga'nın yorumlusu olsam diye sevdiririm oraları size herkese sevdirebilirim. Bir başka soru ne olacak böyle isimle? 10 numara izleyicisidir. Onur Bey Kasımpaşa tribünlerinin genç fenerlere verilmesinde konuşacak mısınız? Bütün maç rahmetli Ali Samiye'ne edilen küfürleri. O grup mu etti? Etmedim bilmiyorum ama Ali Samiye'ne edilen küfürleri. Küfürleri. Bütün, bütün küfürleri hatta. Ali Samiye'ne çarpı 2. E, hepsini... Çarpı 1000. Bin çarpı bin. Neden? Kime edilirse neden el sivili? Bin Niye küfrediliyor. O o bir ahlaksızlık o. Onun başka açıklaması yok. Ahlaksızlık. Yani küfürü futbol sahalarını çok acayip normalleştirdik. Yani takıma desteği ya küfürlü coşkulu desteği küfür zannediyoruz. Yani. Küfür olmadığında da kimse coşkulu destek veremiyor. Kilitleniyoruz, kalıyoruz. Başka hiçbir gücümüz yokmuş gibi. İşte, ben, e, yapıyor ama. E, yani Manchester United, Old bir giriyorsunuz hocam. Sadece ha hu yapıyorlar. Hepsi o kadar. Cehenneme çeviriyorlar ama ortalığı. Tabii. Braga şeyi, megafonlu bir adam koymuşlar sahanın içine. Braga, Benfica, Portekiz'de de öyle bir şey var. Evet. Bir mikrofonlu adam oluyor içeride. Coşturdukça coşturuyor. Allah diyorsunuz nereye geldik evet. biz? Biz sadece küfür edebildiğimiz kadar coşkulu tribün. Yani e, İngiltere... Yok, de haklılar. Bütün 70'ler, 80'ler boyunca İngiltere'den hani süt kupası falan maçlar izliyoruz ya. Bazen işte İngiliz maçları verilirdi. Pazar günü saat 17. 18 falan gibi başlardı, izlerdik. bütün takımların tezahüratları sanki aynı gibiydi. Aynı melodi. Kendi kulüpten ismini söylüyorlar sadece. Ama cehenneme de çeviriyorlardı. Küfür müfür de yok işlerinde. Yok. Onur Tamer son yaşanan olaylar dışında kurulda ligden çekilme kararı alınırsa Fenerbahçe ülke futbol ülke puanı nasıl etkiler? Bunu biraz önce hocamız yapladı. Onur Bey teşekkürler. Ee, onun haricinde e, umarım bir gün TF Başkanlığı Önder Özen gibi donanımlı bir yönetir demiş Mustafa Bey. Düşünür müsünüz? Asla. <laughs> Bakın e, bir şey hemen ilave edeyim. Ben yani futbol camiasından biri telefonla aradığında bile ben açmıyorum telefonu. Ben o kadar uzağım şey bir kere daha söyleyeyim ben hayatımda sınıf başkanlığına aday olmadım. Acmıyor. Çok görüşmek isteyen ben futbol, futbol adamları, içinde futbolcular değilim. Futbolcular oluyor. Değilim. Değilim. Ben dışarıdan böyle bakan arada i̇şte taktik, teknik bildiği kadarıyla anlatmaya çalışan biriyim. Evren Diga dün geceden bu yana tek bir kulüp geçmiş olsun mesajı yayınlamadı. Bunu da biraz konuşsak mı? Büyük ihtimalle Gerçekten Al böyle mi oldu? Evet. Büyük ihtimalle Ali Koç zaten kulüpler Birliği'nden istifası bu yüzden bence. İlginç ama ne olursa olsun ben alt dik kulüplerinden de dahil yani birçok kulüpten bir geçmiş olsun mesaj, mesajı olmuştur diye tahmin ederdim. En başta da ezeli rakiplerinden yani Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan tabii ki enteresan. Yusuf Tomurcuk Gül to Aa, ben bu iş ne favori, favori sayımız evet, Çok on numara güzel numaralı dizimiz bu evet bu doğru mu okuyorum siz büyük ihtimalle siz yönlendireceksiniz evet. beni öndereceğim Koşun mı içli köfte mi Koşun koşunya mı c o x inya Brezilyalıların içli köftesi galiba eee portekiz şeydir bu e, bir şey diyemedim ona şimdi ona Çok uzun bir şey zamandır yani bir yediğin, birkaç yemediğinizi tahmin ediyorum. Brezilya yemeği biliyorum ama ben mesela o zaman ile arkadaşımıza şunu soruyorum. Kayperinya mı yoksa işte <gülüyor> Koş <gülüyor> şu hocam. Onu yedik ya. Hı. Onu şeyde yedik. Lübnanlılar falan yapıyor onu genelde onu Brezilya'da. onu. He. Tabii. Yani Turko dedikleri eski işte Osmanlı topraklarından göçüp gelenler İçi yapıyorlar tom. onu. Evet, öyle. O, o yedik. Güzel. Güzel. Ama ben Picanha diyeyim, madem arkadaşımız bölgeyi biliyor, Picanha deyince tamamdır yani. Picanha'yı daha çok seviyorum. Önder oğlu bu işlere ne diyor? Soruları var. Ev, evde dinledim biraz önce. <laughs> Okuldan gelir gelmez şeyi açmıştı, <gülüyor> izliyordu. <gülüyor> Onu modelle mi? Ee, bakalım belki. Hmm. Ee, Onlar neredeyse... Sabah okula nasıl gittiğini biliyorum ama. Kıyafeti, hmm. kıyafet o özel günlerde giydiği kıyafeti giyip Ormanı gitti. Mı? eş şey var, eş onmanı var. Doğum gününde de Şevket Bey Şevket Çoruh'la çok sevindik ya. Doğum günleri atladık. Şevket Çoruh, Murat Şeker bir masaları birleştirdik, güzel sohbet ettik, yemek hı hı. yedik. Ee, oğlum da çok mutlu oldu. Onlarla fotoğrafta çektirdi. Aynı e, orada olan fotoğrafta olan kıyafetin aynısıyla gitti bugün. Aa, güzel. Eee onun haricinde ülke puanları sorusunu bilmiyorum. Bu sezon topladığı ülke puanları silinecek mi eğer çekilme olursa diye. Güzel soruymuş. Bunu bir araştıralım. UEFA şey ayrıdır ama. Yani ülke Bence de ayrıdır. Ülke puanına bir etkisi olmaz tahmin ediyorum. Neçeri Neçede Olympiakos maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe. Fenerbahçe, o Abdullah Bey. Fenerbahçe ilerleyen süreçte Avrupa Süper Ligi'ne katılma girişimi olur mu? Belki de bu da seçeneklerden biri olacak sonrasında. Güzel soruymuş bu da. Bunlar mümkün olabilir. Ben Galatasaray'ında Fenerbahçe'nin de Avrupa Süper Ligi fikrini ortaya atan, ortaya atan insanların ilgisini çektiğini duyuyorum dışarıdan. Hmm. Ül ülke içinden değil ama dışarıdan duyuyorum. Eee spor sorular da var ama Sivri açıklama yaptı evet sahadışı olaylarıyla ilgili. Ee, kim tamam. Mı? Timur Özen sormuş. Öndür sorar mısın? Trabzonspor ve taraftarını tamamen günah keçisi ilan etmek ne kadar doğru? Ee, bence bir kez vurup çekilene ceza verilmemeli ama ikinci, üçüncü vurana ceza verilmeli şeklinde bir yere gelmiş. Sorunun ilk kısmında makul bir yere gidiyor. Tamamen e, Trabzonspor taraftarını günah keçisi ilan eden kim? E, o, onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bir, biraz önce anlattım gelip Fenerbahçe kulübüne ya size de çok ayıp ettiler. 2010-11 sezonunda başkanınızı suçsuz yere hapis yatırdılar. Ee, yöneticilerini suçsuz yere hapis yattı, cezaevinde yattı diyen birçok insan Trabzon'a gidip aynı kişiler Trabzon'a gidip ya o kupayı siz almalı, almalıydınız dediler. Suçlu onlar en başta. Birbirlerine kırdırma. Ali Koç evet. da bugün onu en onu söylüyor. En, en başta Trabzon's onlar. Spor'da da öyle en başta onlar. Dürüst davranmadılar. Hem o türbüne oynadılar hem bu türbüne oynadılar. O yüzden Trabzonspor taraftarı da lütfen bunu ayırsın. Her iki türbüne de oynayana. Ee, bunu sorduk. Milli takım kadrosunu konuştuk. İlk sorun yukarıda kaldı yazmış Cihan Bey. Benim için Ama de şunu da söylemek kaldı. isterim bu arada. Bakın Trabzonspor 39 yıl şampiyonluğu olmadı. Yabancı teknik adamlar oldu. Çok değerli. Dünya çapında teknik adamlar geldi Trabzon'a. Harika takımlar kuruldu. Yerlinin yerlisi teknik adamlar geldi Ali Kemal Denizler, Şenol Güneşler, yani Trabzon Trabzonspor'un değerleri Ünal Karamanlar iyi kadrolarla yarıştılar olmadılar. Alanya sporlu Bakasatas. Alanya sporlu Siopis 35 yaşında dediğimiz ee, ya Başakşehir'den alınan İstanbul İBB'li Wisya şey e, İsrail liginden gelen Vakayme. Vakayme ile Abdullah Avcı şampiyon yaptı. Palas'ta bir gol atan Abdullah Avcı yaptı. Evet, Palas'ta tek golü olan adamla böyle şampiyon oldu Trabzonspor takımı. O şampiyonluğun altın bin tane başka sebep sayabilir başkaları. Ben teknik yani sportif bir tane şey söyleyeyim. Sakin ve, doğru doğru. sakin ve sakin ve soğuk O da bir gol parmağı. Evet. Sakin ve soğukkanlı olmanın her saniye altını çizen adam yaptı. O kişi Abdullah Avcı Trabzon'da değil. Rizeli. Evet. Hiç hamasete girmeden yaptı bu işleri. Hiç hamasete kapılmadan yaptı. Kimseyi de oraya kaptırmadan yaptı. Yapayalnızız modeline de kimseyi sokmadı. Bize haksızlık yapılıyor modeline de kimseyi sokmadan yaptı. Gitti Beşiktaş'ı deplasmanı dendi geldi Fenerbahçe o re, e, rekoru bozdu. Galatasaray'a karşı kazandı. Yaptı. Öyle yaptı. Bunları da görmeli Trabzon'daki taraftarlar. Nasıl olunduğunu ve nasıl kaybedildiğini de gör, görmeli. Hocam, ben bu olayların gerçekliğine <laughs> yani muhabirlik döneminde de gerçekten asla bakıyorum. 50. kez söyleyeceğim belki ama ben aynı anda Fenerbahçe aynı anda Trabzonspor muhabirliği yaptım. Şehirde herkesle inanılmaz e, muhabbetimiz, sohbetimiz oldu. Kulüp de çok ee, müthiş bir şekilde kabul ettiler bizi. Ünal Hoca, Hami Hoca evet. hepsi çok iyi ağırladılar orada evet. bizi. Yani birinin orada eğer bu olaylar gerçekse o zaman işte Ersun Yanallı, Vitor Pereira dönemdeki olayları da içine katıyorum. Hı hı. Yani en stadın önünde bütün gün duran adam benim. O evet. zaman benim bir şey yaşamam lazımdı. Doğru. En ufak bir ya sen niye geldin buraya diyen bile olmadı. Her, herkesle çok iyiydik. Kesinlikle bu olayların yani Trabzonspor'a mahalledilmemek kısmında bu, bu bu kısmına hak veriyorum. Evet, evet. Trabzonspor da böyle değil normalde yani. Trabzonspor Fenerbahçe rekabeti şu anda burada değil. Geçen sene de gitti Fenerbahçe oraya. Evet. Trabzonspor da ilk devre geldi buraya. Sağın ortasında Uğurcan attılar. Tabii, kimse de bir şey demedi. Tabii kimse bir şey demedi. Kutladılar ve gittiler. Maç sonu yayınında Samet Onu açı konuştuk hocam sadece. Evet. Tek bir şey konuşmadık. Evet. Artık Fenerbahçe Trabzonspor rekabetinde o gerginlik kısmını geçtik aslında. Yani eee Bazen geçtik, bazen geçmedik. Bakın Kadıköy'de, şimdi bu, burada lütfen Trabzonspor taraftarlar da elini vicdanına koysun. Geldi Trabzonspor. Serdar İlçelikler buradaydı. 3-2 değil, 5-2'dir dedi. Doğru. Doğru mu? Doğru. Dedi bunu. Dedi. Serdar Ali'nin de Fenerbahçeli olduğunu her, her kim cümle biliyor. alem biliyor. Tabii. 3-2 değil, 5-2 yani e, Trabzonspor dedi. 5 tane de gol attılar hakikaten. İkisi verilmedi. Sağın ortasına kutladılar. Yürüdüler gittiler. Fenerbahçe'li taraftarlar da döndü arkasına Ay, ve Bizim takım bile. bugün iyi top oynamadı dedi. Yürüdü gitti de aldı. Evet. Kimsenin burnu kanamadan bindiler uçaklarına. Döndüler Trabzon'a. Evet. Bu oldu. Şimdi karşılığı böyle mi olmalı? Böyle mi olacak karşılığı? Kesinlikle olmalı. Yani burada tamam Trabzonspor taraftarına mal etmeyelim. Trabzon şehrine mal etmeyelim. Sayın Ertuğrul Doğan'ın dediği gibi yapalım. Kastamonu Spor'a mal ediyorum ben. E, türbün olaylarında Eskişehir Spor'lara e, havale o da olmaz. ediyorum. Öyle o mi yapacağız olmaz. yani? Madem Pasolik işini değiştirdiniz. Madem böyle bir düşünce var. O zaman Trabzonspor taraftarına mal etmeyelim diyorsunuz. O zaman Trabzonspor yönetimine mal olacak. Yani kime mal edeceğiz o zaman? Başka yani, bir yerde mi oynandı? Kim ödeyecek hesabı? Yedik, evet. içtik, doyduk. Evet. Hesabı kim ödeyecek? Fettah Can. Yani gibi gibi <laughs> ya, gibi. Deki gibi gibi gibi. Şey? İnsan 38 yaşında olduğunu <laughs> <laughs> <dün> bilmez <laughs> Ne yaşadın sen? Değil mi? Demez yani. Değil mi yani? Dün bir şey yaşandı. Yani dün kim bir şey yaşandı. Nerede oldu o? Evet. Yani biz başka ilde miydik? Diyor ya şey. Evet, evet. adam öldürdünüz. Tam öyle oluyor yani. Eee... varsa arkadaşlar başka soru herhalde bunları da okuduk. Fenerbahçe kümeye düşerse kurun için opsiyonu devreye girmiyor değil mi Onur abi diye soruyor. <laughs> Emre Yaşen söyler. Opsiyon. <laughs> evet vallahi. Eee... Alp Bey, Ali Bey'in geçen seneki bir açıklamasını söylemiş ligden çekimle ilgili. Hatırlamıyorum şu anda gerçekten. Yayından sonra bir bakayım. Ondan notlarımı alayım. Bu ilk demiyorum. Umut Can Demir, Onur Bey yapmayın. Bu ilk demeyin. Trabzonspor taraftarını da övmeyin. Lütfen bu ilk değil, son değil. İlk veya son demiyorum. Ben Trabzon şehrinde de Trabzonspor'la deplasmanları da, da çok gittim. Aynı anda Fenerbahçe'yle de deplasmanları de gittim. Fenerbahçe'yle de birlikte yaşadım böyle bir gerginlik, böyle bir atmosfer yoktu. En sahada en gerginlik olan havaalanına zırhlı araçlarla gidildiği dönemde bile aslında iki takım arasında böyle bir gerginlik yoktu. Saha içindeki futbolcuların arasında da yoktu. Teknik ekiplerin arasında da böyle bir gerginlik yoktu. Ee, yönetimlerin arasında da çok uzun süredir yok. Yani Ali Koç kaç yıldır oraya gidiyor? İlk senesinde gittiğinde Tabii. tribünden bir şeyler söylendi. Tabii. Sonrasında selfiler çekildiği dönemi de gördük. Tabii, doğru. Dün öyle bir yani garip geliyor bana. Stok garip. bitmedi hocam. Yani gerçekten ben stat kafeteryalarında bu kadar su satıldığını bilmiyorum. Yok öyle bir şey zaten. Yani şarjör doldurdu, devre arasında bir daha başladı. Gibi oldu, öyle evet. oldu yani. Yok, Yok bu kadar öyle son. oldu. Öyle gördük. Evet, yani daha önce kale arkasından hakeme saldırıldığı maçta da varım ben. Her normalde 10 metrede bir güvenlik koyulmuş. Orada yok güvenlik. Yani, Neden yok diyorsun yani? Bakın e, benim de kendime göre bazı konularda hassasiyetlerim, gayretlerim var. Kendi içimde yaşadığım gayretler var. Herhalde Onlar, hedef hedef oldu yani orada. Onlardan, hedef yapıldı. Evet. Onlardan bir tanesi adil olmaya gayret ediyorum. Yani bu böyle yapmaya çalışıyorum. O, oluyorum, olmuyorum onu izleyici takdir edecek. Ben söylemeyeceğim. Ama şu çette bir tane Trabzonspor taraftarı ya biz ayıp ettik, böyle de olmazdı, böyle ev sahipliği olmazdı demiyor mu? Bir kişi bile. Biz yanlış yaptık diyen hiç yok mu yani? Bir kişi bile yok mu numunelik? Varsa lütfen yazın arkadaşlar. ya Biz adamların kafasına ne bulduysak attık diyen, meşale attık diyen, korner e, direğini söküp onu e, işte bir süngü gibi kullanmaya çalıştık diyen, bundan utanıyoruz diyen kimse yok mu? Yok hocam galiba. Yoksa o o, o zaman Sayın Başkan haklı ya. Bu maç Kastamonu'da oynandı. Eskişehir Spor taraftarları da madde yapmışlar. Kayıp etmedik diyen var. Diyecek bir şeyim yok hakim bey. Yani özel olarak spesifik olarak Haydi Trabzonspor Fenerbahçe gerginliği devam etsin, pompalanmasına demek ki yiyoruz biz Herkes bu işi. Herkes razı. Evet, razıyız demek ki. Yapacak bir şey yok yani. Hayırlısı olsun hocam. Salı günü sevk var, yarın. Evet. Perşembe PFDK toplanıyor. Kararın o gün verilmesi bekleniyor ama milyar olduğu için belki biraz ötelenebilir mi? Onu göreceğiz. E, onu da bu takip edebilirsiniz. Hocam ağzınıza sağlık. Sizin de teşekkürler. Bu hafta ligin hemen arkasında pazartesine koyduk. Haftaya salı günü 10 numara. Hangi kredinin sunduğu 10 numarayı noktalıyoruz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, aboneliklerinizi lütfen bizimle paylaşın arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Haftaya salı görüşmek üzere. Hoşçakalın. 25'ten fazla bankanın başvuru noktası hangi kredi on numarayı sundu?